Sunumlarını yapmak üzere alanında uzman eğitimci Fatih Cemici'nin efendim Türkiye Teşkilatı Nazirleri'ne buyurun Sayın Hocam. Herkesi ilgilendiren konular sunumlar. Yani her ne kadar ben bakın şurada mesela robotiksteyiz yani endüstriyel robotlar, endüstri 4.0, otomasyon bunlarla uğraşıyor olsam da sağlık alanında çalışan birisini, sportif alanda çalışacak birisini de ilgilendiren konular aslında. Ve İstanbul'da eğitimleri içeren, Sivas'taki buradaki okuldaki eğitimleri içeren bir seriye devam ettik. Bu konularla ilgili hocalarımıza eğitimler verdik. En sonunda bu yazın Temmuz ayında Almanya'da 8 günlük bir faaliyetimiz oldu. Orada da bir eğitim verdikten sonra çeşitli işletmeleri gezdik. Yani hocalarımla da o vesileyle tanıştım açıkçası. Ne derseniz şurada gördüğünüz bir Alman Kuka endüstriyel robot var. O robotu programlıyorum. Şurada da benim kafamda da bir Microsoft'un HoloLens'i var. Mixed Reality, karma gerçeklik gözlüğü. Özellikle şuralara hızlıca gelmek istiyorum. Endüstri 4.0 ekosistemi. Yani dijital dönüşüm oldu. Endüstri 4.0 uyumlu bir ekosistemden bahsediyoruz. Nasıl senaryolar bizi bekliyor? Nasıl ortamlar bekliyor? Nasıl fabrika bekliyor? Nasıl bir market bekliyor bizi? Market bile yani. Market örneği de vereceğim size. Onlar da bunlar. Hipotetik gelecek senaryoları. Abi gelecek senaryosu dediğine bakmayın. Slide'ın içine size göstereceğim görseller 2016 yılından kaldı. Yani 2016'ya göre gelecek senaryosu şu an geldi. Yani orada göstereceğim birçok örnek şu an yaşanıyor. Oldu. Ama biz kendi fanusumuzun dışında çıkmazsak bunları göremeyiz. Zaten şuraya da yazmışım. Peter Drucker diye bir adam var. Bu bir yönetim gurusu. Onun çok güzel bir sözü var. Bakın ne diyor. Hiç yapılmaması gereken bir şeyi belirli bir şekilde yapmak kadar gereksiz bir şey yok. Yani aslında ihtiyaç yok o şeye. Ama sen o ihtiyaç olmayan şeyi daha iyi yapacağım diye verimini arttıracağım diye uğraşıyorsun. Niye? İhtiyaç yok. İşte şey diyor ki bize, yanıp bu gereksiz şeyleri çıkartalım, sadeleştirelim, yönetelim sistemi. Yıl ne zamandır? 2020. Şimdi 2023 sonunda bir daha yayınladılar bu raporu. 2023'te. Yine haritayı göremiyorsunuz ama sayı artmış bakın. Az önceki gibi o ekosisteme dahil olan fabrika sayısı dünyada 140 küsüre çıktı şu anda. 140. Türkiye'den de yeni ekleme oldu. Nedir o? Buralara yakın, bakın şurada. Bitra'nın karo fabrikası, Bozüyük'te. Bozüyük'teki Bitra'nın karo fabrikası da bu şekilde şu an. Yani süper smart society'siz. Yani süper akıllı toplumsunuz siz. Öyle miyiz? Siz hatırlayın, siz şurada değil misiniz? Bak siz yani avcı toplayıcı falan değil misiniz? Bilgi toplumda değilsiniz. Siz, ben de diyorum, bunu kim diyor? Toplum 5.0'ı yazmış ya, 2016 yılında G20 var ya, dünyanın en büyük 20 ekonomisi. Japonya'da, Osaka'da toplanıyorlar, onların yazdığı şey bu. Okey, biz bu topluma süper smart society diyelim, dünyanın her yerinde. Siz süper akıllı toplumsunuz. Öyle bir optimize edilmiş ki, aletlerin karbon bağlama kapasitesi 10 kattan 100 kata çıkartmış. 100 kat daha fazla karbonu yakalıyor havadan, bir prosesten geçiriyor, en sonunda da sonunda plastik elde ediyor, plastik üretiyor. Havadaki karbonla plastik üretiyor ve ürettiği plastik, biyoplastik. Teşekkür ediyorum. Evet. Neyi sorayım, şimdi alkışladınız ya. Formaliteden mi alkışladınız yoksa iyi miydi? İyi. Biz son bir yılda ortağı olduğumuz 3 projeyle yaklaşık 1 milyon euroluk bir hibe kaynağı sağladık bilimize. Ki bu kapsamda okurumuza yanılmıyorsam 5 tane laboratuvar kazandırdık. Tabii nedir? Öğrencilerimiz sanayinin gereği olan becerilerle donanabilsin diye biz bu laboratuvarları getiriyoruz. Bugün aramızda çok fazla eski tanımıyorum ama yurt dışı seyahatinde tanıştığım, gerçekten meslek lisesi mezunu olan ve sonrasında da teknik öğretmenliği bitiren, elektrik elektronik mühendisliğini tamamlamış, özellikle Endüstri 4.0, yapay zeka, makine öğrenmesi gibi konularda
inanılmaz geliştirmiş bir teknik öğretmen arkadaşım var. Ben kendisine elimize hoş geldiniz diyorum Fatih Hocam'a. Fatih Hocam gerçekten eğer bir şeyler, hayatınızda bir şeyleri değiştirmek istiyorsanız çok şeyler alabileceğiniz bir arkadaş. Kendisini çok iyi yetiştirmiş. Kısa bir süre tanıdık ama gerçekten de ben mesleki bilgisine, tabii insanlığı ayrı bir yerde çok iyi bir arkadaş. Ama onun yanında mesleki beceri olarak çok üstün becerilerle kendisini donatabilmiş bir arkadaş. Ben programımıza katıldığınız için başta öğretmen arkadaşlarıma, siz sevgili gençlere çok çok teşekkür ediyorum. Mümkünse buradaki arkadaşlarımızın okulumuzu ziyaret etmesini de istiyorum. Bu Avrupa Birliği projeleri kapsamında kurmuş olduğumuz bilgisayar laboratuvarları, okulumuzun imkanlarını görmelerinde fayda var diye düşünüyorum. Eğer böyle bir isteğiniz varsa biz size servis aracı ayarlarız, sizi misafir eder, bir de öğlen yemeği yedirir, okulumuzu gezdirir, göndeririz diyorum. Tekrar katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Bu tanıtımın geleceğiniz için bir ışık olmasını temenni ediyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Çok teşekkür ederim efendim Sayın Recep İngiliz'e. Sunumları yapmak üzere alanında uzman eğitimci Fatih Cemici'nin efendim Türkiye Teşkilatı'nı arz ediyorum. Buyurun Sayın Hocam. Güzel. Ama sizi de mümkün olduğu kadar sıkmamaya çalışacağım. Neden? Açıkçası biraz teknik bir slide hazırlamışım ben. Yani içinde çok teknik bilgiler de var. Oraları sizi sıkmadan geçmeye çalışacağım. Ama şunu söyleyeyim. Başlık yalın yönetim Endüstri 4.0 diyor. Yani aslında endüstri mühendisliği tarafındaki konuları içeriyor bugünkü benim sunum. Ama aslında bu bir yaşam felsefesi. Yani buradaki herkes farklı meslek sektörlerinden geliyor. Branş fark etmeksizin herkesi ilgilendiren konular aslında bunlar. Yani her ne kadar ben, bakın şurada mesela robotics'teyiz yani. Endüstriyel robotlar, Endüstri 4.0, otomasyon, bunlarla uğraşıyor olsam da sağlık alanında çalışan birisini, sportif alanda çalışacak birisini de ilgilendiren konular aslında. Sadece ben biraz teknik hazırlamışım. Ben oraları size göre içeriği biraz değiştireceğim akışta. Adım Fatih Cebeci. Teknik öğretmenim. Elektronik öğretmeniyim. K12'de meslek liselerinde 22 sürü senedir dersler veriyorum. Bunların dışında yüksek lisans, doktora çeşitli akademik çalışmalar var. Bunlarla beraber endüstriye de uzun zamandır eğitimler veriyorum. Çeşitli projeler kapsamında hem firmaların mühendislerine, teknisyenlerine, bakımcılarına, hem çeşitli projeler kapsamında öğretmenlere, işte geçen seneler METEK3 kapsamında Türkiye genelinde 200-250 teknik öğretmenimize 6 aylık branşta yine bu konularla ilgili eğitimler verdim. Yani metal teknolojisinden elektrik elektroniğe, bilişimden makineye kadar eğitimler veriyorum. Türkiye'nin önde gelen firmalarının çalışanlarına uzun yıllardır eğitimler veriyorum. İşte aklınıza Ford, Otosan, Arçelik gibi ilk gelen o büyük markaların ve mühendislerine, teknisyenlerine uzun yıllardır eğitimler veriyorum. Çeşitli projeler kapsamında da işte hocalarımla da zaten o şekilde buluştuk. Bir Avrupa Birliği projesi vasıtasıyla geçen seneden başlayan ve İstanbul'da eğitimleri içeren, Sivas'taki buradaki okuldaki eğitimleri içeren
bir seriye devam ettik. Bu konularla ilgili hocalarımıza eğitimler verdik. En sonunda bu yazın Temmuz ayında Almanya'da 8 günlük bir faaliyetimiz oldu. Orada da bir eğitim verdikten sonra çeşitli işletmeleri gezdik. Yani hocalarımla da o vesileyle tanıştım açıkçası. Yurt içinde de böyle eğitimler verdim, yurt dışında da. Yani Almanya, Gürcistan, Romanya, Bahreyn, Suudi Arabistan'a kadar birçok yerde online ya da yüz yüze gidip eğitim veriyoruz bu konularla alakalı. Arka plan böyle ama hocamın da Recai Hocam da en başta söylediği gibi ben de aslında Aydın, Nazilli, Endüstri Meslek Lisesi elektronik bölümünden mezunum. Yani meslek lisesinde okuduk. 90'lı yıllarda çok ciddi eğitim aldık orada uygulamalı. Sonrasında da devamını zaman içerisinde şimdiki gibi getirme kararı aldım. Birçok şeyi, aslında şu anda yaptığım birçok şeyi o zamanki altyapıma borçluyum. O altyapı sayesinde şu anda bir motivasyonla üzerine koya koya devam ediyoruz. Şimdi neden bahsedeceğiz bugün? Endüstri 4.0'dan bahsedeceğiz. Belki bilişim, elektrik, elektronik bu bölümdekiler aşina olabilir. Diğer bölümlerdeki öğrencilerimiz değil sadece, hocalarımız da çok detaylara aşina olmayabilir. Ama tekrar ediyorum, hiç önemli değil. Çünkü ben biraz daha işin genel kısmına değinmeye çalışacağım. Çünkü bir dönüşüm, bir değişim çağındayız şu anda. Bir dönüşüm periyodundayız. Her meslek, her alan, herkes bu dönüşümden etkilenecek. Farkında olmak lazım. Farkındalık için aslında bu yapılan. Zaten Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin projesi de böyle. Geç kalmadan Endüstri 4.0. Projenin adı da zaten böyle. Bir geç kalma durumu var. Geç kalabiliriz, kalmamamız lazım. Branştan bağımsız olarak. Şöyle girelim, şöyle başlayalım. Ben şunu bir açayım. Evet. Şimdi ben içeriği normalde böyle planlamıştım ama dediğim gibi sizi biraz sıkacak bu. Yoksa hani bütün katılımcıları ben bu kadar geniş kitleli meslek lisesi öğrencisi olacağını düşünmemiştim. Daha karma olacağını düşünmüştüm. O yüzden böyle hazırladık. Eğer bilseydim daha fazla buradaki gibi şöyle robotlu şöyle şeylerden koyardım. Bu ne derseniz şurada gördüğünüz bir Alman Kuka endüstriyel robot var. O robotu programlıyorum. Şurada da benim kafamda da bir Microsoft'un HoloLens'i var. Mixed Reality, karma gerçeklik gözlüğü. Sanal gerçeklik değil, karma gerçeklik. O robotları böyle sanal ortamda değil, burada uzaktan da programlayıp holografik görebiliyorsunuz da. Bunu sadece oraya bir enstantane olması amacıyla koydum. Bundan sonraki içerik daha teknik. Ama bunlarla ilgili sorunuz olursa, bitirdikten sonra değinebilirim. Çünkü bu robotlarla ilgili ben dışarıda da çok eğitim veriyorum. Yani otomotiv sektöründe Türkiye'nin önünde gelen firmaları var. İşte Portokosan gibi firmalar. Buraların, o robotların bakımcılarına da ben bu konularla ilgili eğitimler veriyorum. Yani bir çok ciddi bir potansiyel var Türkiye'de bu konularla ilgili. Değiniriz. Ama içeriğimiz ne? İçeriğimiz şu. Bir, hızlıca bir tarihsel arka plana bakacağız. Şu an Endüstri 4.0'dan bahsediyoruz. Yani aslında bu bir sanayi devrimi. Benim sanayiyle çok alakam olmayacak gibi yorumlar yapabilirsiniz aranızdan bazıları. Ben işte muhasebeyle uğraşacağım, işte sporla uğraşacağım diyebilirsiniz. Hiç alakası yok. Her sektör bunda bu değişimden etkileniyor şu anda. Etkilenmeye de devam edecek. Farkındalığımızın yüksek olması lazım. O yüzden hızlıca bir arka plana bakacağız. Şurada Endüstri 4.0'a değineceğim ama Endüstri 4.0'a değinmeden önce benim bir yalın yönetimin temellerine değinmem lazım. Yani Lean dediğimiz bir kavram var. Bu nedir? Sizi mümkün olduğu kadar sıkmadan anlatacağım bunu. Slide'da biraz sıkıcı olsa da birazdan. Ben direkt size nokta atış, bu şudur diye söyleyeceğim. Onun altyapısını yaptıktan sonra bir Endüstri 4.0 temellerine bakacağız. Neymiş bu Endüstri 4.0? Sanayi devrimleriymiş. Endüstri 4.0 dediğimiz olay neymiş? Burada Endüstri 4.0'la entegrasyon yöntemleri var. Bunları geçeriz sizinle. Çok sizi ilgilendiren konular değil. Özellikle şuralara hızlıca gelmek istiyorum. Endüstri 4.0 ekosistemi. Yani dijital dönüşüm oldu, Endüstri 4.0 uyumlu bir ekosistemden bahsediyoruz. Nasıl senaryolar bizi bekliyor? Nasıl ortamlar bekliyor? Nasıl fabrika bekliyor? Nasıl bir market bekliyor bizi? Market bile yani. Market örneğiyle vereceğim size. Onlar da bunlar. Hipotetik gelecek senaryoları. Tabii gelecek senaryosu dediğine bakmayın. Slide'ın içine size göstereceğim görseller 2016 yılından kalma. Yani 2016'ya göre gelecek senaryosu şu an geldi.
Yani orada göstereceğim birçok örnek şu an yaşanıyor, oldu. Ama biz kendi fanusumuzun dışında çıkmazsak bunları göremeyiz. Göremiyoruz zaten. Treni kaçırıyoruz maalesef. Kaçırmamak lazım. Bu farkındalığı oluşturmak istiyorum bugün burada. En sonunda da şöyle bir kavramımız var. Bu kavram ne demek? Kısaca ona değineyim. Yani süper akıllı toplum diye bir şey var. Super Intelligent Society diye geçiyor. Japonların çıkarttığı bir terim. Niye böyle diyorlar? Onu da kısaca değinip ondan sonra bitirmeyi planlıyorum ama dediğim gibi yani bu hacimde bir meslek lisesi öğrencisi beklemediğim için aslında önümüzdeki 8-10 yılındaki iş potansiyeli, değişen işlerle ilgili bir şey koymadım buraya. Ama başka bir slide'ım var. Bunu bitirdikten sonra bir de kısaca onu açacağım. Bir de iş durumlarına bir bakalım hızlıca. Önümüzdeki 3-5 sene içerisinde hangi meslekler kayboluyor gidiyor, sizi neler bekliyor? Onlara bir bakacağız. Planlamak bu şekilde. Şimdi gençler şöyle yapalım. Tabii projeksiyondan da kaynaklı çok çözünürlük yüksek değil ama çok iyi görüldüğünü düşünmüyorum bunun. Ama şöyle bir eğimi görüyorsunuz en azından. Şimdi size şunu söyleyeyim. Şöyle başlayalım biz. Biz bu devrimlere, sanayi devrimlerine, endüstri devrimlerine, dijital dönüşüme bakacağız. Ama hangi perspektifte bakacağız? Bir kere tarihsel süreçte birkaç, ben buraya veri koyarak bakayım istedim bunları. Doğrudan bizim sorularımıza cevap olacak bir şey değil bu ama güzel bir örnek bu. Ne bu? Bu gördüğünüz tablo. The size of the world population over the last 12,000 years diyor. Yani son 12 bin yıldaki tüm dünyadaki insan popülasyonunun değişimi. Bakın değerli gençler, tarım yani insan avcı toplayıcı toplumdan tarım hayatına geçiyor. Bu bir devrim aslında, tarım devrimi. Sonrasında normal sanayi devrimleri başlıyor. Öncesine bakarsanız aslında cognitive revolution dediğimiz bilişsel devrim var. Yani bu 70 bin yıl kadar önce. Tarım devriminde işte 10-12 bin yıl önceye tarihleniyor şu anki bulgularla. Şu anki belki daha eskiye gidecek. Hiç önemli değil bu detaylar. Sadece şuna bakın. Bilmem kaç bin yıllık, milyon yıllık insanlık tarihinde tüm dünyadaki insan nüfusu böyle seyretmiş. Bakın. Görüyor musunuz? Milattan önce 12 bin, 10 bin, 5 bin, 4 bin, 3 bin. Hep böyle, hep bu civarda. Yani çok ciddi bir değişiklik yok. Sadece şuraya kadar, bakın şuraya bakın. Şuradan sonra birden dünya nüfusu böyle artıyor. Yani 10 bin yılda ya da 70 bin yılın içerisinde 300 yıl nedir ki? Bir toplu yerin ucu kadar küçücük bir şey, hiç anlamsız bir zaman dilimi. 10 bin ya da 70 bin yılın içerisinde 300 yıl. Ama 70 bin yıl boyunca insanlık nüfusu değişmemiş çok fazla. Gene gene 1700'lere kadar, 1700'lü yıllara kadar dünya nüfusu maksimum 1 milyar olmuş. 1 milyar olmamış bile, 750 milyon civarı. Sonra ne olduysa, 1700-1800-1900, yani 300 yılda dünya nüfusu 1 milyardan birden 8 milyara çıkmış. Şu an 7.8 civarı veriler ama en son Birleşmiş Milletler'in açıkladığı veriler var. Geçen ay açıkladılar. Şu an dünya nüfusu 8.04 milyar gibi bir şey. Yani düşünebilir miyiz? 70 bin yıldır geldik, 1 milyar bir olamadık. 300 yılda birden 8 milyar oldu dünya nüfusu. Neden acaba? Bilemiyorum yani bir sürü nedeni var. Bu tablo buna gösteriyor. Bir de çok ilginç bir veri daha var yani nüfusla ilgili. Bakın bu da nedir? Tam bir Türk for the world population is by 1 million. 1 billion, 1 milyar. Yani dünya nüfusunun 1 milyar, 1 milyar artış süresini gösteriyor bize. Şuraya bakar mısınız? Şurada tabi okuyamıyorsunuz. Çözünürlük düşük. Şurada şey yazıyor, 1800 yılı, 1803 falan yazıyor. Tüm dünya tarihi boyunca, milattan önceden beri 1800'lere kadar ki o kadar süreçte sadece 1 milyar artmış dünya nüfusu. Sonra 1803'te şurada yazıyor, 1900'lerin başında 124 yıl yazıyor ya, sadece 124 yılda 1 milyar daha artmış. Sadece 124 yılda. Sonra bakın burada 33 yazıyor. 33 yılda 1 milyar daha artmış. 15 yılda 1 milyar daha artmış. 12 yılda 1 milyar daha artmış. Bunlar da 2080 beklentileri. İşte 12 yılda, 18 yılda 1 milyar artması. Yani bu normal bir tablo değil. 70 bin yıl gel, ondan sonra, yani 70 bin yılda ancak 1 milyar arttı. Ondan sonra 100 yılda 1 milyar arttı, 30 yılda 1 milyar. Bu niye acaba?
Değerli gençler, bilim tarihini incelediğiniz zaman, yani bu konuların neden böyle olduğuyla ilgili başlarız. Bir sürü tarih öncesindeki konulardan 1400'lere, 1500'lere kadar, ama bizi ilgilendiren özellikle 1700'ler sonrasında bir sanayi devrimi. 1700'lerden itibaren çok ciddi bir dönüşme giriyor dünya. Şu, endüstri devrimi, çok kısa bir tarihçe bu. Şu değişimin olduğu süreçte dünya nüfusu 1 milyardan 8 milyara çıkmış. Bu nedir? Şu mekanizasyon, 18. yüzyıl, 1700'lü yıllar. Ne olduğunu şöyle anlatayım size. Hatta örnek de anlatayım, sıkılmayın. Ben Çorlu'da ikamet ediyorum. Bir Jane'li bir arkadaşım var benim. Jane'li, İngiliz, Nottingham'lı. Eşi de Michelle'le Alman. Ailece görüşüyoruz biz. Sonra gittiler Almanya'ya, ayrı mevzu da. Tekstil mühendisi, 30 senedir, 30 küsür senedir dünyanın çeşitli yerlerinde çalışıyor. Ya dedim, Türkiye'de tekstil mühendisi yok ya. Sen dedim, niye seni getirdiler buraya? Tam New Mexico'dan getirmişler. İspanyolca biliyormuş, Çince biliyormuş, tekstil makineleri biliyormuş vesaire vesaire. Bunları anlattı. Ondan sonra bu tekstille ilgili bir benim uzmanlık alanım tekstil değil. O yüzden tekstil mühendisinden, dünya genelinde uzman bir tekstil mühendisinden aldığım veriyi size söyleyeyim. Dedi ki bana, tekstilin üretim merkezi böyle dünya genelinde doğu ile batı arasında 50-60 sene bir kayar da bir üretim merkezi. 1700'lü yılların başlarında da İngiltere'de, Fransa'da asıl üretim merkezi orası. Tabii sömürgecilik de var. Bol bol dışarıdan ham madde geliyor. O zamanlar çok ciddi miktarda tekstil üretim ihtiyacı var. O ihtiyaç olduğu için insanların kafa çalışıyor. Nasıl biz bu tezgahı mekanikleştiririz? Elle dokunmak gerekiyor. Nasıl mekanikleştiririz? Oturuyor insanlar, buna kafa yoruyorlar. 1705 yılında Thomas Newcomen diye bir adam bir buhar makinesi yapıyor. İşte buharla hareket elde edip tekstil makinesini çalıştırmak amacıyla. Ama verimli olmuyor. En son James Watt 1760'lı yıllarda bu makineyi yapıyor ve tekstil makinelerini otomatikleştiriyor artık buhar makinesiyle. Sonra bu öyle bir tutuyor ki bu buhar makinesi bütün sektörlere yayılıyor, taşımacılığa kadar. Bu birinci sanayi devrimidir gençler. Tüm dünya geneline yayılmış, 1700'lerde başlayan, 1800'lerin sonuna kadar devam eden bir dönem, mekanikleşme. Ben bir ay kadar İngiltere'de kaldım, Birleşik Krallık'ta. Yani Kuzey İrlanda'sından Galler'ine, İskoçya'sına gitmediğim yeri kalmadı. O sanayi devriminin olduğu yerleri gördük, inanılmaz bir şey ağ var. Yani lojistik ağ var nehirlerde. O kadar çok üretime başlamışlar ki, nehirde mamlalarla ham madde götürmeye başlamışlar. Yani bu dönem insanlık tarihinde bir dönüm noktası, birinci sanayi devrimi, mekanikleşme. Şehirlere geliyor insanlar, çok daha fazla insan nüfusu artıyor. Zaman içerisinde teknolojiyle beraber, diğer sektörlerdeki gelişmelerle beraber tabii ölüm oranları düşüyor, doğum oranları artıyor gibi gibi olumlu şeyler var. Tabii savaşları veya diğer şeyleri bir kenara bırakıyoruz. İkinci sanayi devrimi şurası. Burası 1800'lerin sonu, 1900'lerin başı. Zaten yazıyor bakın, arabayı görüyorsunuz. Endüstrileşme dediği, seri imalatın başladığı, bantların başladığı dönem. Bu dönemde şudur. Henry Ford'un, o Ford araba markası var ya, Henry Ford'un Amerika'da 1908 yılında Ford T modelini ilk ürettiği zaman. Bunu ürettiği zaman bir kavram çıkıyor karşımıza. Mass production dediğimiz kütlesel imalat. Bu kütlesel imalatla beraber bizim bugün alışık olduğumuz bazı şeyler çıkıyor ortaya. Bakın mesela alışık olduğumuz dediğimiz şu. Sanayide bir yerde çok bu konuları bilmeseniz bile, şimdi söyleyeceğim şeyle ilgili yorumu onaylayacaksınız. Siz şimdi gitseniz deseniz ki, şurada Gebze'de bir silgi fabrikası var. Ben şu okuldan geliyorum, koca fabrikaya, bana 4 tane silgi üretebilirsin, 8 gel, lila rengi olur. Böyle bir şey olamaz değil mi? Belki adam bizim ürünlerimizde şunlar var, yeşil, sarı. Bundan diyor en azından 20 bin tane yaparım bir partide. Bu kütlesel imalat diyoruz biz ona. Bu kavramın çıktığı dönemler burada. İkinci sanayi devrimi. Ne var o dönemde? Elektrik motoru, dinamo. Bunların bulunduğu dönemde. Ama aslında elektrikli seri imalatın olduğu, arabanın akan bantta çalışanların montajını yaparak üretildiği bir dönem. Bu da dünya tarihinde çok önemli bir dönüm noktası. Hızlanayım biraz. Üçüncü sanayi devrimi de bakın şurası. O robotları falan görüyorsunuz. 1940'ların sonundan başlayıp 80'ler, 90'lar devam eden bir dönem. Evet gençler. Konsantre olalım buraya. Bu konular, bakar gençler. Evet.
Şeyi hatırlatayım bu arada, hani böyle saçlar uzun, kibar konuşuyoruz, İngilizce falan filan ama meslek lisesi öğretmeni olduğumu hatırlatayım. Yani modumu değiştirmeyin bana burada. müdür beyin yaptığı gibi yapmayın, tamam mı? Konu sizin uzun süre konsantre olabileceğiniz bir konu değil, farkındayım. Ama konsantre olmaya çalışın. Böyle bir şey vardır, eşik noktası vardır. O noktayı geçtikten sonra oluyor bu işler. Ama geçene kadar zor durursunuz, biliyorum. Sen sabredin, sabredin. Belli yerlere geleceğiz, tamam mı? Şimdi, 3. sanayi devrimi 1940'lardan 90'lar, 2000'lere kadar olan bir dönem. Otomasyonlaşma, bu PLC'lerin, robotların, CNC tezgahlarının çıktığı, şu anki fabrikalarda otomatik yapılan bir şeyler var ya, bunların yaygınlaştığı dönem. Tamamen otomasyonlaşmaya yönelik bir dönem. Biz şu anda aslında normalde bu dönemi yaşıyoruz. Peki bu ne? Endüstri 4.0, 4. sanayi devrimi diyeceğiz ya size. Bakın burada ne diyor? Siber fiziksel sistemler. Aslında yine bir robot var. Burada da robot var. Ekranı görüyorsunuz. Burada böyle bir telefon gibi bir şey var. Tablet, bir kablosuz haberleşme. Sizin zaten içine doğduğunuz dönem. Sizin alışkın olduğunuz dönem. Şimdi endüstride şu anda gençler dönüşüm dönemleri var. Her şey dijitalleşmeye çalışıyorlar her tarafı. Her taraftan veri toplayıp izlenebilirliği arttırmaya çalışıyorlar ki bu otomasyon sistemi daha verimli olsun. Daha verimli olsun. Neden daha verimli olsun? Çünkü evet, çünkü neden daha verimli olsun diye uğraşıyorlar? Çünkü bütün dert bu. Şuraya bakın, ne yazıyor? Üretkenlik. Komplekslik ayrı, üretkenlik. Yani 1700'lerden itibaren, 1700'ler, 1800'ler, 1900'ler, işte günümüz. Niye bunlarla uğraşıyor bir insanlar? Yok bant bulmuş, yok motor bulmuş, yok fabrikada şunu yapmış. Tek dert var. Verimliliği ve üretkenliği arttırmak. Biz nasıl daha verimli üretim yaparız? Nasıl ölçek ekonomisinde birim maliyeti azaltırız, nasıl daha çok insana bu ürünleri ulaştırırız, yaşam standartımızı yükseltiriz. Dolayısıyla üretkenlik arttırması için artık geldik, tıkandık, bir noktada tıkandık. Yeni önümüzdeki dönem Endüstri 4.0, 2011'de başlayan, isim olarak başlayan ama şu anda henüz daha tamamlanmamış bir geçiş dönemindeyiz. O Endüstri 4.0 dediğimiz o. Endüstri 4.0'a bakmamız lazım, bakacağız detaylarına. Ama tarihsel süreç böyle. İşte bu gördüğünüz olaylardan dolayı tüm dünya nüfusu 1700 lira kadar 1 milyar olarak geliyor. Şu 300 yılda 8 milyar oluyor gençler. 8 milyar. Ya bunun bir farkına varmak lazım. Şimdi, peki ben bunu size şurada göstereyim geçeyim. Zaten yazılar nazar önünde. Şu gördüğünüz 1700'lerde yapılan o buhar makinesi. Şurada gördüğünüz 1908'deki Amerika'daki New Jersey'deki Ford T modelinin üretildiği fabrika. Şurası çok çözünürlüğü çıkmamış ama 1960-50'lerde bir ilk endüstriyel robotların kullanıldığı, 1962'de ilk kullanıldığı General Motors, Amerika'daki New Jersey General Motors'un fabrikası burası. Bu da Endüstri 4.0. Gireceğiz bunun ne olduğuna. Şimdi, peki bunlara gireceğiz ama bir de şuna değinmem lazım. Bu ne? Burada bir S görüyorsunuz, bir de böyle bir S görüyorsunuz. Bakın bu şu. İkinci Dünya, tabii ki yine hiç okunmuyor muhtemelen şuradaki de. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra şurada Global Industrialization yazıyor. Bir global dünya genelinde bir endüstrileşme var. Ama özellikle şu dönem, bakın eğim artışı görüyorsunuz. Bu nedir biliyor musunuz burayı? Teknolojideki artış. Şurada teknoloji efficiency boom yazıyor. Teknolojide verimlilik patlaması. Yani 2. Dünya Savaşı'nda 1980'ler, 90'lara kadar geçen dönem tüm dünyada teknoloji patlaması olan dönem. Bütün o şeylere bakın zaten kritik teknoloji markalarının kurulduğu yıllara o yılları bulacaksınız. Peki ne oldu? Bunu araya koyayım dedim de ekleyeyim. Bakın nereye yazıyor burada? Covid-19, Covid-19. Bir pandemi atlattık biliyorsunuz. Pandemi mağduru da çoktur burada bu öğrencilerde eğitim açısından. Ama bakın pandemiyi bu EA grubun bir dokümanında nasıl bize resmetmiş bu doküman, rapor. Dünyadaki teknoloji adaptasyonu artıyordu ama yavaş artıyordu. Pandemi bir patladı. Şurada gördüğünüz bir tane nokta var burada. Bir migration var. Ondan sonra tekrar hızlanmaya başladı teknoloji entegrasyonu. Ve eskisinden daha hızlı bakın. Eskiden böyle artıyordu, yavaş yavaş.
Şimdi 2021 yılından sonra, 2020-2021, özellikle pandemi bitti, 22'den sonra teknoloji entegrasyonu bakın inanılmaz artışta. Her yerde böyle. Görüyorsunuz, mesela bu gördüğünüz şeyleri biz niye 2019'da görmedik de şimdi arttı. Artmasının bir nedeni var. Yani Sivas'ta çok yatırım var. Buraya yeni yapılan birçok yer var, açılan var. Tezmaksan daha yeni bir yer açtı. Niye bunlar bu dönemde? Aslında dünyadaki global trendlerle paralel. Böyle bir dönem içinde. Şimdi demek istediğim şu gençler, siz doğrudan otomasyoncu, ne bileyim robot programcısı olmasanız bile içinde bulunduğunuz ekosistemi bilmeniz lazım. Şurada siz bir olayı kaçırdığınız zaman, bir şeyi kaçırdığınız zaman önemli bir şey, kendi mesleğinizle ilgili. Bu nasıl bir şey biliyor musunuz? 1930'larda diyelim ki teknolojiyi kaçırdın, 20 sene geçti, 1950, tamam diyorsun ya, hani elden yakalayalım biz 20 sene geriden. Muhtemelen 1930'daki arabayla elindeki araba aynı. Telefonu da 3 aşağıda şükür aynı. Ama şu evde sizin 3 ay ya da 5 ay ya da 6 aylık bir süreci kaçırmanız sanki 20 yıl kaçırmanız gibi bir şey. Öyle bir dönemdeyiz. Kendi telefonlarınızdan elinizdeki teknolojik cihazlardan görüyorsunuz zaten. 2 sene geride kaldığını bu ne diyorsun yani? Yok oyunu kaldırıyor, yok güncelleme almıyor. Değil mi? Bilenler biliyordur. Endüstri de böyle. Günlük hayat da böyle. Her yer böyle. Şunun farkında olmak lazım. Önemli. Devam edelim. İşte bunun için felsefi altyapıyı size bir vermem lazım. Çok kısa vereceğim. Bunu tahammül edecek potansiyeliniz olduğunu düşünmüyorum. Uzunuzu size Lean Production anlatmayacağım ama sadece bunun ne olduğunu diyeyim. Lean diye bir şey var gençler. Bakın yalın yönetim. Biz şimdi Endüstri 4.0 konuşuyoruz. 2021'ler, 24'ler. Dijitalleşeceğiz. Robotlar şöyle olacak, böyle olacak. Ama bu işin felsefesi buralarda aslında. Yalın diye bir ana fikir var bakın. Yalın da ana fikir. İsrafı en az indirirken müşteriye sunulan, tabi bu endüstri olduğu için müşteri ağzıyla konuşuyoruz. Müşteri, siz de müşteri oluyorsunuz tabi aldığınız herhangi bir şeyle ilgili. Müşteriye sunulan değeri en üst seviyeye çıkarmak. Basit bir ifadeyle yalın daha az kaynaklı müşteriler için daha fazla değer yaratmak anlamına gelir. Müşteriye değer katmayan faaliyetleri azaltmaya veya ortadan kaldırmaya çalışan bir iyileştirme ve problem çözme metodolojisi. Ne zaman çıkmış bu biliyor musunuz? 1950'lerde. Nerede çıkıyor? Japonya. Toyota'nın içerisinde. Toyota bu yalın mantığını ilk kendi Toyota fabrikasında kullanıyor. Sonra bir tutuyor bu felsefe. Her yerde kullanıyorlar. Eğitimde de kullanıyorlar. Mesela yalın, lean education, lean training diye bir şey var. Yalın. Çok yapamıyoruz ayrı mevzu ama çünkü bakın şunun üzerine kurulmuş bir şey yalın. Değer katmayan faaliyeti azaltmak. Bir faaliyet var. O faaliyet diyelim value add diye geçiyor. Değer katmak. Değer katmıyor. Gerçekten değer katmıyor. Onu azaltmak, çıkartmak, sadeleştirmekten yana bir felsefe bu. Japon felsefesi. Azaltmak ve ortadan kaldırmaya çalışan iyileştirme ve problem çözme tekniği. Zaten şuraya da yazmışım. Peter Drucker diye bir adam var. Bu bir yönetim gurusu. Onun çok güzel bir sözü var. Bakın ne diyor. Hiç yapılmaması gereken bir şeyi verimli bir şekilde yapmak kadar gereksiz bir şey yok. Yani aslında ihtiyaç yok o şeye. Ama sen o ihtiyaç olmayan şeyi daha iyi yapacağım diye verimli arttıracağım diye uğraşıyorsun. Niye? İhtiyaç yok. İşte şey diyor ki bize, yalın bu gereksiz şeyleri çıkartalım, sadeleştirelim, yönetelim sistemi. Yalın yönetim buradan geliyor. Şimdi Endüstri 4.0'a geleceğiz. Altyapısı burada, felsefesi burada. Burada hızlı geçeyim. Bakın nerede çıkmış? 20. yüzyılın ortada Japonya'da Toyota üretim fabrikası gelişiyor. Felsefesiyle sanayide çığır açıyor. Bakın Japonya'da çıkıyor bu. Şu an biz Batı kültürünün peşinde koşuyoruz. Almanya, İngiltere, Amerika. Japonlardan bunu alıyorlar, 1980'lerde anca farkına varıyor. Almanya tarafı. Hatta Japonya'dan çıkmış bir felsefe. Şuna da yarıyor. Yani diyor ki yalın, bir değeri tanımlar. Mesela ben şu an size bir şey anlatıyorum. Değersiz bir şeyler de olabilir ama değeri tanımlar. Bunun içinde değer ne? Değer katan ne? Değer katanı bu tanımda, bu değer, bu değer. Tanımladıktan sonra değeri, değer akışını haritalar. Value flow map diye geçiyor. Değer akış haritası. Haritalıyorlar bunu. Bir tekniği var. Hiç önemli değil de o detaylı. Sonra da akışı oluşturuyor. Bu akışı oluşturduktan sonra çekme belirlediği. Çekme belirlediği ne demek? Pull ve push diye bir şey var bunda. Pull şu. Piyasada ihtiyaç olmadan sen bir şeyler üretip ortama verdiğin zaman bu push itme oluyor. İtme kaynaklı, itme şeklinde bir ekosistem istemez yalın. Mesela size bir sipariş geldi. Bir şeyden 10 tane üretmeniz lazım. Sen 15 tane üretiyorsun. Bekletiyorsun orada. Bu
iten bir sistem, çok verimsiz bir sistem. Yanılmıyor ki, kesinlikle çeken sistem oluştur. Müşteri talebi gelmeden üretmez. Zaten birçok firma da öyle çalışıyor şimdi. 50'lerden beri oturmuş artık. Çekmez belirle, sonra da mükemmelliği izler. Böyle bir döngü bu. Sürekli bu döngüyü takip ediyorsun. Bu döngüde gereksiz şeyleri çıkartıyorsun. Çekme oluşturuyorsun, ihtiyaç olunca yapıyorsun. Adı üstte zaten, yalınlaştırıyor sistemi. Felsefenin akışı böyle. Burada da detaylar var, insana saygı vesaire vesaire. Geçeyim ben bunları. Şimdi bakın, İngilizce bunları koymuşuz. Düşünemedim ben hani bunlarla ilgili şeyi direkt koydum ama. Hemen size söyleyeceğim. Yalın felsefesi şunlara dayalı. Der ki yalında, 8 tane israf diye bir şey var yalın felsefesinde. 8 israf. Bir tanesi şu. Transport. Diyor ki, diğerlerden bir yerlere bir taşınma varsa, bu diyor, gereksiz. Bu israftır. İsraf. Taşım, mümkün olursa taşıma olmayacak. Inventory, envanter. Envanter çok istenmeyen bir şeydir. Mesela bakın siz şimdi düz mantıklı düşünüyorsunuz. Diyorsunuz ki ben bir şey üreteceğim. Birisi de bekliyor. 100 tane istiyor. Ondan sonra başka birisi de belki 2 ay sonra bir 50 tane daha isteyecek. Ben başlamışken 120 yapayım. 130. Envanter de burada bekleteyim 30 tane. Bu inanılmaz verimsiz bir şey yanına göre. Diyor ki envanter yapmayacaksın. Ben geçen sene de Almanya'da Fields fabrikasına gittim. Bu da bir safety üzerine bir otomasyon firması. Her tarafa asmışlar. Yalın, lean takip ediyoruz. Fabrikayı geziyoruz. Bir baktım kenardan böyle bir şeyler yığılı diziliyor. Dedim ki bunlar ne dedim böyle? Hani siz yalını takip ediyorsunuz? Ya sormayın işte pandemide ham madde sıkıntısı var dünyada. Bozduk biz de yalını dediler. Yani takip eden de farkında bozduğunuz mecbur dünyadaki ekosistemden dolayı. Yani yalınlar bir şey stoklama israftır. O stoklama para demektir. Stoklamayacaksın. Movement, fabrika içerisindeki hareketler mümkün olduğu kadar minimum olacak. Bekleme zamanları olmayacak. Bakın, mesela bekleme. Çok hızlı yaptın bir şeyi. Ondan sonraki istasyon yine bekliyorsa, erken götürmenle bir şey ifade ediyor. Bu da zaman kaybı. Just in time diye bir şey var. Her şey tam zamanında olacak. Bakın, mükemmeliyet üstüne. O yüzden mükemmeliyet üstüne sistem bunların hepsini israf olarak görüyor. Bekleme israf. Overproduction, fazla üretme israf. Overprocessing, bir şeyi yapıyorsun, bir şey ürettin, 5 aşamada yaptın, çakken sana 7 aşamada yaptın. Bu israf. Scrap and rework, scrap rework dediği bir şey ürettin, hatalı çıktı, attın kenara. İsraf. Ya da problemli çıktı, başa yolladın, birkaç işleme daha tabi tuttun, bunların hepsi israf. Ama bakın, dikkat edersen 8 yazdım ben buraya, ama 7 tanesini koydum. Çünkü en önemlisi, 8.'yi ayrı bir sayfada koymak istedim. En önemli israf bu. Sizi ilgilendiren de bu. Kendi potansiyelinizi bence değerlendirin. Çünkü yalın diyor ki en sıkıntılı israf insan potansiyeli. Bakın insan potansiyeli israfı. Bir kişinin becerileri, yetenekleri ve fikirleri yeterince kullanılmadığında ortaya çıkar. Belki de tanıması en zor israftır ancak tartışmasız en çok zarar verendir. Zaten sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde en büyük problemlerden birisi insan kaynağı yönetimi. Yani İnsanı doğru yerde kullanamadığın zaman en büyük israf yapıyorsun. Ben şu an seni anlatayım. Japonların 1950'lerdeki çıkarttığı lean dediğimiz yalın felsefesini anlat. Bitti, geçiyoruz. Bunu niye anlat? Yine bu... Evet. Şunlar gözükmüyor galiba değil mi? Gözükmüyor. Şurada sütunlar var, gözüküyor mu? Ben size söyleyeyim gençler, bakın. Otomasyonlaşmayı yalın felsefesiyle gerçekleştirmiş iki firma arasında 1980'deki fark. Yıl 1980. Verdiğim örneklerden bir tanesi Japonya Toyota'nın fabrikası, diğeri Almanya Volkswagen'in fabrikası. Bu iki markada Türkiye'de çok tutuyor zaten. Değil mi? Biliyoruz. Bakın burada ne var? Şurada diyor ki 1980 yılında Japonya'daki Toyota fabrikasında Toyota otomasyonla beraber, robotlaşmayla beraber yalın felsefesini de güderek imalat yapıyor. Almanya'da Volkswagen ise, Volkswagen kendi fabrikasında işte 54 numaralı salon diye geçiyor. Hall 54 diye bir yer var. Burada da full otomasyona geçerek üretim yapıyor. İnanılmaz bir otomasyon. Şu an günümüzde bulabileceğiniz otomotiv sektöründeki fabrikalardan daha büyük bir otomasyon var. Hatta tartışmalar çıkıyor. İnsanlara ihtiyaç yok mu gibi 1980'de. Ama bakın farka bakın. 1980 yılında Japonya'daki Toyota fabrikasında 1 yılda 3 milyon araç üretiliyor. 52 bin çalışanla ama Almanya'daki Volkswagen fabrikasında 3 milyon değil 2,5 milyon araç üretiliyor. Daha az.
120 bin çalışanlar. 1980'de. Yani Japonlar bu felsefeyi oturup çok yüksek miktarda otomasyonu da hayata geçirerek o felsefeyle beraber Volkswagen'in yarım milyon daha fazlası arabayı neredeyse üçte bir daha az insanla üretiyor. Bakın bu çok ciddi bir gösterge aslında işin felsefesiyle ilgili. Ve Volkswagen Japonya'ya şey yolluyor, ekip yolluyor. Allah Allah, bu Toyota ne yaptı da biz yapamadık diye. Ekibi yolluyor. Ekibi yolladıktan sonra kendileri şeye geçmeye karar veriyor. Şu Jim yazıyor ya, Computer Integrated Manufacturing diye geçiyor bu. Bilgisayar entegreli imalat. Full otomasyona geçiyorlar. Ama yine olmuyor iş. İnsanı ön plana almadığı için, bir de yalın felsefesini tam götürmediği için. Çünkü, şuradan da göstereyim, buradaki problemler çıkıyor. Geçelim, geçiyor. 1986'da bak, şurada gördünüz. 1986'daki Volkswagen'in fabrikası. Mesela bu fabrika şu anki Gölcük'teki Ford Otosan'ın fabrikasından daha yüksek otomasyon oranına sahip. Takır takır her şey sonuç. Ama o felsefeyi yerleştiremedikleri için tam iş olmuyor. Yalan böyle bir şey, uygulandığındaki örnek de böyle. Peki günümüze gelelim. Şöyle bir dert var. Günümüzde böyle bir dert var. Dert şu. Siz bir yerde sıfır stok yapacaksınız. Sıfır stok. Ve %100 teslimat garantisi vereceksiniz. Aynı zamanda fabrikada her şeyi %100 kullanacaksınız. Pek mümkün değil zaten. Biz neresindeyiz diye uğraşıyorlar. İşte bu noktada Endüstri 4.0 kavramı çıkıyor ortaya. Şimdi geldik 4. sanayi devrimine. Aslında bu bugünkü tartışmamızın konusu bu. Değerli gençler, bakın 1700'ler, 1800'ler, 1900'ler, 1970, 80, 90, 2000, 3. sanayi devriminin olduğu, Toyota'nın hikayesinin olduğu zamanlar. Bu dönemlerin hepsi sonradan geriye dönüp yazılmıştır. Yani sonradan yazmışlar. Şu yıllara biz 2. sanayi devrimi diyelim, inceledik tarihçiler, böyle oldu, böyle oldu diye. Ama 2011 yılına gelindiğinde Alman Federal Hükümeti, Almanya'da bir fuarda kendileri Endüstri 4.0 diyeceği deklare ediyorlar. Kendileri deklare ediyorlar. Diyorlar ki, biz Alman Hükümeti bir araştırma birliği kurduk. Yüksek teknoloji stratejisinin bir parçası olarak işte üretimi Almanya'ya, Avrupa'nın göbeğine getireceğiz. Ama derdimiz de çok yüksek teknolojiyle üretip verimi inanılmaz artıracağız. Tamam, okey. Daha sanayi devrimi olmadan ismi koyulan ilk sanayi devrimi şu anda. Ve 2011 yılında bunu deklar ediyorlar ama gerçekten bu sanayi devriminin başlaması 2015. Ben Almanya'da Beston'un Schönhausen Plant diye bir fabrikası var. Kodak'ı duymuşsunuzdur, fotoğraf makinesi falan var. Kodak biliyor musunuz gençler? Dijitalleşmeden bahsediyoruz. Dijital fotoğrafın patenti Kodak. İlk dijital fotoğrafı olan Kodak. Ama dijitalleşmede geri kalıyor. 2012 yılında Kodak'ın Almanya'daki fabrikası dijitalleşemediği için kapanıyor. Fabrika kapanıyor. Festo Alman Otomasyon firması satın alıyor bu fabrikayı. Dijital dönüşümlü bir akıllı fabrika haline geçiriyor. 2015 yılında fabrikayı açıyorlar. Zaten bu Endüstri 4.0 terimlerinin yayıldığı ülke Almanya. Çıkışı da 2011 deklarasyonu olsun. Aslında 2015'in aldı. O yıllar. Dolayısıyla Almanya'ya bakmak lazım. Sonra dünya genelinde her yerde bu isim olarak kabul ediliyor. Esas itibariyle fikir modülleri ne demek bu Endüstri 4.0? Aslında üçüncü sanayi devrimindeki otomasyon robotlardan dışarıdan baktığın zaman farklı değil ama farklı. Bakın ana fikrinde ne var? Modülleri, bileşenleri ve makineleri kendi zekalarıyla tedarik etmek ve birbirlerini ağ kurdurmak. Olay bir üstü. Bu şekilde bilgi ve iletişim teknolojinin iç içe geçer ve bu sinerji yeni bir kalite seviyesi yaratır. Derdimiz neydi? Sanayi devrimlerini hatırlayın, bir ok çizmiştim ben oraya. Sürekli üretkenlik ve verimlilik artışı olacak. Şimdi diyorlar ki, ya arkadaş biz ne üretersek üretirsek üretelim. Fabrika içerisindeki bir sensör, bir yerdeki bir parça, elimizdeki bu prezenter. Sizin muhasebede kullandığınız fiziksel bir şey, bir yazılım. Spordaki bir top bile. Top bile, topta bile artık öyle. Topun içinde sensör var, çip var, takip edebiliyorsun artık. Vardan, tenisten bilenler biliyordur. Diyor ki, artık biz ne üreteceksek ürettiğimizi kendi zekasıyla üretelim. Nesneleri internet dediğimiz olay. Bu farklı bir seviye gençler. Bakın bu başka bir olay. Mesela burada bilişim dışında hangi branşlar var? Otomasyon, bilişim. Bunlar zaten dediklerimde aşina başka. Otomasyon. Kimya. Kimyadan çok güzel örnekler vereceğim. Kimya başka.
Çocuk gelişimi zaten şöyle söyleyeyim, eğitimde inanılmaz bir değişim var. Eğitimde. Çocuk gelişimde kimya başka? Makine. Makine de var. Mobilya. Mobilya da var. Nasıl? Moda tasarımda bir sürü var da. Tamam. Şey yaparız. Eğitim sonunda soru cevap yaparız. O zaman konuşalım bunları. Ama ben şimdi bakın size sanayi devrimi anlatıyorum. Robot anlatıyorum. Şimdi mesela mobilya dedik, benimle ne alakası var? Çocuk gelişimi benimle ne alakası var? Ben dünyadaki değişimden bahsediyorum. Bu branşların hepsi bundan etkilenecek. Çünkü artık böyle bir felsefe var. Gençler. Tamam, devam edelim. Çok detaya girmeyeyim. Çünkü ikinci slide'a geçmek istiyorum. Bakın, 3.0'la fark ne? Yani 1970-80'ler, 90'lardaki sanayi devrimiyle şu an içinde bulunduğumuz fark ne? Son derece esnek üretim koşulları altında ürünleri güçlü bir şekilde üretilenleştirmesi. Bakın, burayı dinleyin. Arkada dinlemeyenler de burayı dinlesin. En arkadaki dinlemeyenler burayı dinlesin. Sonra dinlemek istemiyorlarsa dinlemeyebilirler. Buraya bakın. Şurada şu arkadaş. Zaten tuttum kafasına. Şuraya gidelim, sonra dinlemeye devam edebilirsiniz. Sıkıntı yok. Neden biliyor musunuz? Bakın şöyle bir kavram var, bu kavramı durmaya devam edeceksiniz. Ben eğitimin başında size söyledim ki, dedim ki silgi fabrikasına 4 tane silgi sipariş verseniz koca fabrika sana özel silgi yapar mı? Yapmaz değil mi? Üçüncü sanayi devrimine kadar böyle bir şey yoktu. Şu an siz dediğim öğrenciler, siz bu konsepte müşterisiniz. Bu konsepte. Müşteri eskisine göre inanılmaz değerli artık. Siz ne istiyorsunuz? Mesela özelleştirilmiş bir şey istemiyor musunuz? İstiyorsunuz. Standart olmasın, belki böyle olsun, şöyle olsun. Bu anlamlı da olabilir, anlamsız da olabilir. Mesela anlamsız bana işte sekizgen lila silgi bir tane. Çok anlamlı değil benim açımdan ama teknik bir şey anlamlı olabilir. Diyor ki, bu MC4 diyor ki, son derece esnek üretim koşulları altında güçlü bir bireyselleştirilmiş üretim. Yani lot size dediğimiz, batch size dediğimiz bir üretim şeyi var, sayısı var. Minimum, demiştim ya size, ikinci sanayi devriminde minimum adam diyor ki, 100 bin üretim. 5000 tane falan yapamam sana. Şu an MC4.0 uyumlu bir tesisin lot sayısının 1 olması lazım. Ne demek lot sayısıdır? İşletmenin şunu demesi bekleniyor. Büyük bir fabrika gidiyor başka bir fabrikaya. Arkadaş bana şu silgiden 700 bin tane üretir misin? Anlaşmayı imzalıyor, teslim tarihini imzalıyor. Tamam 700 bin tane üreteyim. Küçük işletme değil, aynı o kocaman işletmeye bireysel olarak sen gidiyorsun, gitmiyorsun artık, internetten yazıyorsun. Diyorsun ki ben Sivas'taki bilmem ne okulundan şu, okey. Bana da bir tanesin. Bir tane. Ama adam ürün kabımındakilere bakıyorsun, yok. Sekizgen lirasın. Bir tane olur mu? Koskoca fabrika sana diyor ki, sen müşterisin, biz de esnek bir fabrikayız. Ve bireyselleştiriyoruz ürünlerimizi. Ben diğer firmaya 700 bin tane de üretirim ama o kadar esneyim ki. Sana da bir tane üretirim silgi. Bir de benim ürün kabımda olmayan silgi. Yaparım. Kaç lira diyorsun? Çok koy bekliyorsun ya falan. Öbürüne 10 lira yaptı silgiyi, sana da 10 yapıyor. Fiyat farkı da çıkartmıyor. Çok fantastik geliyor değil mi? Pek mantıklı gelmiyor birçok kişiye. Yapmaz diyorsun koskoca fabrika. Ben Gölcük'teki Ford Otosan'ın fabrikasındaki elektrikli araç üretim bandındaki mühendislere 2 hafta eğitim verdim. Mühendislere konsepti anlatıyorum. Meslek körlüğü diye bir şey var değerli arkadaşlar. Meslek körlüğü. Meslek körlüğü şudur. Bir işle uğraşıyorsundur, oraya gömülmüşsündür. Çok iyi biliyorsun ama böyle bir çıkıp fanusun dışından bir bütüne bakamıyorsun. Öyle. Çalışanlar da çok iyiler ama mesleğin içinde ben bir dışarı çıkarttım böyle bunları anlatırken. Ben diyorum ki böyle özelleştirmiş. Abi biz yapıyoruz. Abi şunu da yapıyoruz. Abi bunu da yapıyoruz. Aslında dediklerim çoğunu yapıyorlarmış. Farkında değiller. Şu an Gölcük'teki Ford Otosan fabrikasında bir araç üretiliyor. Mesela aracı siz bayiye gittiğiniz zaman diyorsunuz ki şu renkler, ürün namı belli, şu koltuk, bu müzik seti, seçenekler var değil mi? Bana dedi ki oradaki mühendisler, arka tarafta cam eken böyle eğitim veriyorum. Hocam dedi bak şu arkadaki üretim bandındaki 8 litredeki arabayı görüyor musun? Evet gördüm. Bu arabanın dedi, koltukları dedi, ürün namında yok. Yani gittiğinizden bayiye seçemiyorsun, öyle bir koltuk yok. Müzik sistemi yok, normalde yok. Şu yok. Bunun müşteri özel istedi ve aplikasyon var. Aplikasyonla sisteme dahil etmişler müşteriyi. Müşteri tık 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 oradan yazınca okey demişler. Yapıyorlar üretim bandında. Fiyat farkı var mı dedim. Bunları biliyor muyum ben soruyorum ben. Fiyat farkı var mı? Yok biliyor musun? Fiyat farkı yok diye. Yani.
Hatta takip edebiliyor dedi müşteri şu anda. Arabanın ön koltuğu takılmış, bilmem ne takılmış diye. Şimdi niye fotosan örneğini ikilemi de veriyorum? Birazdan göreceksiniz, size birkaç slide göstereceğim. Dünya Ekonomik Forumu'nun dünyada Lighthouse Factory diye dediği ışık feneri fabrikaları var. Şöyle ışık feneri. Endüstri 4.0 dönüşümünde parmakla gösterilen fabrikalar var. Bunlardan bir tanesi de Fortotosan'ın görüntüdeki fabrikası. O yüzden adamlar takip ediyor. Bütün bu trendleri takip ediyor, yapalım diye. Bu gitgide artacak. Göreceksiniz. Yani zaten görmeye devam ediyorsunuz. Bilindik bir marka. Diyelim işte Nike ayakkabı alacaksınız. Eskiden yoktur ama girip artık Türkiye'de çok aktif değil ama yurt dışında, Amerika'da falan Türkiye'de olmaya başlayacak. Girip tek sitesine arabayı, ayakkabıyı özelleştirip sipariş verip fiyat farkı alabiliyorsunuz. Böyle bir motivasyon var artık. Branştan bağımsız. Eğitim olsun, çocuk gelişimi olsun, kimya olsun. Her yerde bu trendi göreceksiniz. Doğrudan ya da dolaylı ilgilendirir sizi. Ama ilgilendiriyor. İçinde bulunduğumuz ekosistem değişiyor değerli arkadaşlar. Bakın müşterilerin ve iş ortaklarının işle katma değerli süreçleri kapsamlı entegrasyon. Az önce ne dedim ben? Fortotosan'da müşteri bakıyor aplikasyondan, şimdi arabanın arka koltuğu takılıyor. Yarım saat önce takılmış arka koltuğu. Çok bu lazım, bilemedim, o ayrı mevzu. Hani o kadar takip etmesi ama müşterinin ya da iş ortağı dediği ham madde geliyor. Fabrikaya yarım hamur geliyor, arka lastik geliyor. Onun da entegrasyonu, oradaki onu sağlayan da entegrasyonu. Hep yazılım üzerinden haberleşerek entegre bir şekilde bu işi yürütme. Bakın bu felsefeye uyuyor. Endüstri 4.0 bir yaklaşımdır, bir felsefedir. Zaten slide'ın başında da yanım yönetim, lean yönetim ve Endüstri 4.0 tamamlayıcı iki yaklaşım diye yazmıştım. Bakın bunlar yaklaşım. Teknolojiye odaklanıyorlar, yanlış yapıyorlar. Ben bir fabrikaya gitmiştim. Oradaki mühendisler bize konuştuk ya, biz Endüstri 4.0'a geçtik. Dedim ne yaptık? Bir tane robot almıştır orada. Robotu gösteriyorlar. 1962'de zaten robot Amerika'da General Motors'un fabrikasında çalışıyordu. 2024 yılında biz robot alınca Endüstri 4.0'a geçmiş olmuyoruz. Bu işin felsefesini doğru anlamak lazım. Ürünlerin ve kaliteli hizmetlerin birleştirmesi. Bu işin felsefesi de bunlar var. Temel hedeflerde, nitelik, maliyetlerde, zamanda, kaynaklarda verimlilik, esneklik, çok yönlülük, dalgalı piyasalarda dayanıklılık, habire değişiyor piyasa. Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada. Burada ayakta kalabilen firmalar lazım ya da iş modelleri lazım. Amaç ne? Seri üretimle karşılaştırılabilir maliyetlerle müşteriler için özelleştirilmiş ürünler üretmeyi mümkün kılmak. Parti büyüklüğüdür, bu arada çok önemli. İnanılmaz önemsiyorlar. Yani son bir sene içerisinde 4 kere Almanya'ya gittim geldim. Hep eğitim için böyle. Sürekli bunu uyguluyorlar yani. Lot size 1, lot size 1, 1, 1, 1, 1. Yani aslında sizin açınızdan bir şans. Eskiden ulaşamadığınız şeylere ulaşabileceksiniz artık. Çünkü artık diyor ki tamam bu önemli benim için, bu kişi. Bir tane onu özel üretim. Şuradaki koca fabrika için 70 bin tane ürettim. Aynısı ona da üretirim. Özel ihtiyaç vardır almam. Ne kadar yaygınlaşır buradaki ekosistemde soru işareti ama böyle bir trend var. Devam edelim. Bunlar da teknolojiler. Yine çok okuyamıyorsunuz. Ben size hızlı söyleyeceğim. Peki Endüstri 4.0 oldular oldu. Endüstri 4.0'da derdimiz bu. Ben nasıl fabrikayı ya da işletmeyi bu kadar esnek yapacağım? Bu kadar esnek olabilmesi için çok inanılmaz bir teknoloji entegrasyonu ve teknolojinin verimli kullanılması lazım. Ama yalın felsefesi olmadan olmaz. Birçok yer gördüm ben. Dünyanın teknolojisini yığmışlar. Ama felsefi olarak doğru yönetmiyorlar. Verim artmıyor. Bunlar da teknoloji. Yani Endüstri 4.0'la alakalı bir şey duyduğunuz zaman karşılaşacağınız teknolojiler bunlar. İşte 3D printing son zamanlarda çok popüler olmaya başladı. Bütün okullarda artık 3 boyutlu yazıcı var ama bilin ki artık sahada da kullanılıyor. Slide'ın sonunda göreceksiniz yani gerçek ürün yapıyorlar artık. Biz okullarda tamam basıyoruz bir şeyler. PLA ile, ABS ile. Ama endüstride de artık mesela başka bir otomotiv firmasının kamyonların içerisindeki iki parçayla öndeki bir parçayı artık üretmeyecekmiş o firma. Dediler ki biz 3 boyutlu yazıcı yaptık, bayları yolladık. O kamyon şoförü gelip de benim şu kırıldı dediği zaman hemen 3 boyutlu yazıcıyla basacağız diyorlar. Türkiye'de yine, Eskişehir'de. Bunlar gittiler artık bakın 3D printing. 5G, şu an 4-4.5G hızında bağlantı kullanıyoruz. 5G inanılmaz değiştiriyor. Neden değiştiriyor? Çok hızlı download ediyorsunuz, hızlandı değil. Low latency, gecikme düşüşü. Yani herhangi bir şeyde gecikme 10 kat daha düşüyor. Bu ne demek? Sen 8000 km ileride
elini oynattığın zaman o eline bağlı 8000 kilometre ilerideki robot anında dönecek. Uzaktan ameliyat yapılabilir, bir sürü şey yapılabilir. 5G çok önemli. Advanced material, kimya tarafında mesela inanılmaz ve fizik tarafında inanılmaz yeni materyaller var. Yeni materyaller. Konuyu dağıtmak için çok girmeyeceğim ama yeni materyalleri artık üretimde kullanıyorlar. Grafen gibi şeyler var, çok önemli şeyler var. Artificial intelligence, yapay zekalardan. Şimdi herkes bir yapay zekadan bahsediyor ama yapay zekayı bu devredelim gidelim değil. Yapay zekayı doğru kullanalım. Kontrol bizde olsun. Ama belli bir yerden sonra kontrol bizden de belli yerlerde çıkacak. Çünkü otonom olsun istiyoruz. O İHA'ların, drone'ların otonom olmasını istiyoruz. Bunlar mutlaka Endüstri 4.0'da konuşmamız gereken başlıklar. Autonomous vehicle dediğim otonom araçlar. Sürücüsüz araçları görüyorsunuz. Değil mi? Yurt dışında. Türkiye'de de tek tük var. Yani alt seviyeleri var. Bu otonom araçlar L0 level'e geçiyor bunu. L0, L1, L2, L3, L4 diye gider. L4 tamamen kafasına göre dolaşan araçlar. L2 alırsın kruzu, çekersin, kendisi virajı alır. Araba gördüğünü yavaşlar. Çizgileri takip eder. Seviyesi var bunların ama mutlaka hep günlük hayatta hem fabrikada artık bol bol göreceğiz bu otonom araçları. Büyük veri, biyometrikler, bioplastik duydunuz mu böyle bir kavram, biyoplastik? Kimya bölümünden gelen öğrencilerimiz, biyoplastik duydunuz mu? Biyoplastik, aslında kimyayı ilgilendiren bir konu, biyoplastik. Havadaki karbonu yakalayıp, karbonu çeşitli yollarla işleyip, sonunda plastik çıkartıyor. Plastik değil ama doğal, organik, yani karbondan yapılmış biyoplastik. Slide'in sonunda göstereceğim size. İnanılmaz artış var bu tarz sorularda. Biyoteknoloji, yine imalat, blockchain, karbon yakalama, işte hücresel tarım, siber güvenlik, veri hapları, drone'lar gibi konular. Geçelim. Şunlara bakalım. Enerji depolama, sağlık analizi, hidrojen, nesnelerin interneti, davranışın interneti, robotik proses otomasyonu, kablosuz enerji transferi, yapay zeka, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, mix gerçeklik, makine haberleşmesi, şu da insan-makine işbirliği. Mesela Human Robot Cooperation. Sağlık alanından var mı birileri burada? Sağlık meslek kalmadı gerçekten sağlık meslekleri de. Mesela sağlık alanında çok fazla robot kullanılmaya başladı. Fizyoterapi yapılacak. Fizyoterapiyi robota yaptırıyor. Sağlık terapisti gelip gösteriyor. Robotu öğretiyor, robot yaptırıyor. Var, İstanbul'da var. Birkaç hastanede var bunlar. Dolayısıyla bunları gittiğine göreceğiz. Bunlar Endüstri 4.0'la alakalı şeyler. Bunu geçeyim. Bunu da geçeyim. Bunlar sizi çok ilginizi çekmez. Bunu da geçeyim. Bunları geçiyorum. Bunu da geçtim. Ha, bu görünüyor mu? Ya detaylar görünüyor mu? Peki. 7-8 dakika, 10 dakika konsantre olmaya çalışayım. Çünkü bu gördüğünüz karikatür. Kahraman çorman olmasına rağmen içi subliminal mesaj dolu bir görsel. Hani Endüstri 4.0 ekosistemini bize anlatan bir şey. Bakın şimdi anlatıyorum. Şu ortadaki kısım var ya, zaten bakın fabrika bacası var. Şurayı görüyorsun. Şu bizim fabrikamız. Bu Endüstri 4.0 uyumlu bir fabrikayı ve ekosistemi gösteriyor. Fabrika ne var? Şurada görüyorsunuz. Şunlar fabrikanın içerisindeki CNC tezgahları, işte üretim yapan şeyler. Neyse artık. Bakın. Burada bir cihaz var. Bu cihazla haberleşiyor. Bu cihazla haberleşiyor ve cihazların üstüne bir şeyler yazıyor. Okuyamıyorsunuz, İngilizce yazıyor zaten. Ne yazıyor bir bakayım ben. Diyor ki, birincisinde material replacement yazıyor. Mesela şuna material. Diyor ki makine kendisi, ya benim ham maddem bitti. Benim şu ham maddeyi değiştirin. Kime diyor? Diğer makinelere diyor. İkinci makine diyor ki, I'm under maintenance. Diyor ki bana söyleme. Ben bakımdayım. Acı diyor, ben bakımdayım, bana söyleme. Tamam. Biraz böyle şeyi değiştirelim, konuşma tarzını değiştirelim. Ben bakımdayım diyor. Bu da diyor ki bakın buradaki makine. I'm bottleneck. Bottleneck ne demek diyor? Dar boğazda. Diyor ki şu makinede, yani ben materyal değiştirme ihtiyacım yok benim. Bakımda da değilim. Safa sağlam, gayet iyi çalışıyorum. Ama fabrikanın geneline bir bakıyorum ben. Kendime de bakıyorum. Fabrikada verimini düşüren, akışı yavaşlatan bu benim galiba. Evet, bu benim. Diğer makinelere söylüyorum. M2M communication, bakın. Machine to machine communication. Makinelerin haberleşmesi. Makineler artık haberleşiyor.
yeni nesil ortaklarda. Zaten ne demişti kendisi 4.0 felsefesine? Artık bütün ürünler ikinci zekalarıyla gelmez. Böyle bir ekosistem. Bunlar böyle fantastik gibi gelmesin. Türkiye'de de var böyle fabrikalar. En sonunda örneklerini vereceğim. Sonra bakın sistemde insanlar yok mu? Var. Karanlık fabrika değil. Var bakın bir sürü insan var. Akıllı bakım yapıyorlar. Ellerinde tabletler. Diyor ki, deviation from the target state yazıyor. Ya hedeflerden sapma var diyor, bir müdahale edelim diyor. Fabrikadaki akışın şurada bakın benzerini görüyorsun. Şurada renkli. Sistemi bilgisayar ortamına aktarmışlar, dijitalleştirmişler. Dijital ikizi var. Yukarıda da dijital shadow dediği dijital gölgesi var. Yani birebir fabrikadaki akışın ikizini yazılım tarafından takip ediyoruz ama gerçek zamanlı. En ufak bir şeyi burada değiştirdiğimiz zaman 30 saniye sonra gerçek fabrikada ne olacağıyla ilgili yorum yapıp hemen müdahale edebiliyoruz. Bu sistemin içerisinde her yerde bakın 1-0, 1-0'lar var, dijitalleşmiş bir ortam. Yani dijitalleşmeden olmaz böyle bir. Yazılımcıları buraya dahil etmeden olmaz. Peki, bu fabrika nereye bağlı? Gençler, fabrika nereye bağlı? Müşteri. Evet, customer diyor, müşteri. Bakın, müşterilerin telefon var, app yazıyor, application, connect, bağlı. Fabrikayla müşteri bağlı. Aynı zamanda fabrikaya ham madde gelmiyor mu? Yarım hamur gelmiyor. Bakın burada supplier, tedarikçi. Şurada kamyon var, kamyonun üstünde şeyler, haberleşme sinyalleri. Bu tedarikçi de fabrikaya bağlı, müşteri de bağlı. Ve bunlar birbirine bakın, endüstri 4.0 bir zincirler var. Üzerlerinde 1.0, 1.0 yazıyor. Yani İnanılmaz her şeyin akıllandığı ve birbiriyle bağlandığı bir sistem. Bağlantı yoksa çöp. Endüstri 4.0 değil o. Yani aslında interneti kesersek Endüstri 4.0 falan kalmaz. Böyle bir ekosistem. Dert ne? Bu sistemde bizim derdimiz mi? Bakın bak, gol, hedefler. Burada bir bukalem görüyorsunuz. Bir de burada bir dolar para çuvalı gibi bir şey görüyorsunuz. Dert bu. Productivity and adaptability. Yani üretkenlik ve adapte olma, esneklik, bu kalemi de o yüzden söylemiş. Diyor ki sana, bak burada müşteriye bak. Bir müşterilerinde bir sürü kutu var, bir müşterilerinde bir tane kutu var. Customer specific diyor. Müşteriye özel. Yani diyor onu çok da yapacak bu fabrika. Bir tane de yapabilecek, fiyat farkı çıkartmadan. Ve bu kadar veriyi nerede toplayacak? Cloud dediğimiz bulut sistemi. Böyle bir ekosistem, çok detaylı girmeyeceğim artık. Bu yeterli. Böyle bir ekosistem endüstri görsünüz. Şimdi tamamen bu zinciri, tamamen bunu gerçekleştirmiş bir yer var mı? Çok, %100 yok. %80-90 diyelim. Bakalım neler var. Şöyle bunları geçeyim, bunları sonra söyleyeceğim. Ah, bu da çok kötü, çıkmıyor. Burada dünya haritası var, dünya haritası göremiyorsunuz değil mi? Şöyle, bakın şuralarda dünya haritası. Şöyle. Şuralar bölgeler. Burası, tarihi en azından görüyorsunuz, 2020 yazıyor. 2020'de dünya genelindeki bu az önceki gibi Endüstri 4.0'a geçmiş ya da geçmekte olan fabrikaların, işletmelerin sayısı bu. 2020'de. Sadece şunu göstereyim. Şuradaki 21-22 var ya. Birisi Petkim, diğeri de Porto Tosan, Gölcük. Şu 22-20 Romanya burası. Romanya'daki Arçelik fabrikası. Yani biz de varız bu işin içinde. Bakın BMW'nin bilmem neredeki fabrikası, 40 küsur tane fabrika var. Biz de şuradayız bakın, Porto Tosan, Gölcük, Petkim, bir de Arçelik'in Romanya'daki fabrikası. Yani aslında iyi yer tutmuş firmalarımız var bu konuyla ilgili. Yıl ne zamandır? 2020. Şimdi 2023 sonunda bir daha yayınladılar bu raporu. 2023'te. Yine haritayı göremiyorsunuz ama sayı artmış bakın. Az önceki gibi o ekosisteme dahil olan fabrika sayısı dünyada 140 küsüre çıktı şu anda. 140. Türkiye'den de yeni ekleme oldu. Nedir o? Buralara yakın, bakın şurada. Vitra'nın karo fabrikası, Bozüyük'te. Bozüyük'teki Vitra'nın karo fabrikası da bu şekilde şu an. Yani Türkiye'de 3 oldu böyle fabrika sayısı. İnanılmaz motivasyon var. Gidip mesela size bu anlattıklarımın hepsiyle ilgili günlerce, aylarca o fabrika çalışanlarına sürekli eğitim veriyorlar. Yani gitti bu artacak, 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 artacak. Bir de sürdürülebilirlik önemli biliyorsunuz. Burada yeşillerini görüyorsunuz. Yeşiller de gençler, eskisinde olmayan, yeşiller de New Sustainability Lighthouse diyor, sürdürülebilir fabrikalar. Yani karbon salmayan, yeşil dönüşümü önceleyen fabrikalar. Bakın bunlar gitgide arttı. Peki ben hangi yıllardan bahsettim size? 20, sonra 23'e geldik. Bir geri gelelim, örneklere bakalım o zaman.
Şimdi yine maalesef şeyden dolayı çok iyi değil ama bakın şu ekosistemi fabrikanın biraz dışına çıkartın. Burada gördükleriniz örnekler 2016 yılında McKinsey'nin bir raporu bu. McKinsey Amerikan merkezli dünyanın en prestijli aynı zamanda en pahalı danışmanlık şirketi. Hatta Milli Eğitim Bakanlığı da yanlış hatırlamıyorsam 4-5 sene önce McKinsey ile masaya oturmuştu. McKinsey'den danışmanlık almak için anlaşamadılar bildiğim kadarıyla. Çok pahalı bir danışmanlık şirketi. McKinsey'nin 2016'da hazırladığı raporun içerisindeki 4 tane hipotetik senaryo. Yani olmamış daha. Olmamış 2016'da. Diyor ki bakın böyle senaryolar olacak yakında ve bu senaryolar verileri artacak. Bu nedir? Bunlar önemli mesela. Bak bunlardan bir tanesi direkt zaten açıldı. Bu Hypothetical Future State of the High Automated Emergency Department. Yüksek otomasyona geçmiş acil servis departmanı hastanedeki. Diyor ki yüksek otomasyona geçmiş yapay zekanın olduğu, bu haberleşmenin olduğu acil servis departmanında bütün hastaların konumunda zaten önceden bileklik olacak. Hastaneye gelmeden bütün sağlık durumu olacak ki artık zaten gidip herhangi bir markadan da alıp şey yapıp doktorla paylaşabiliyorsunuz. Gelir gelmez şurada hastayla ilgili hızlı pratik test kitleri var. Direkt o test kitlerinden hemşirenin ya da doktorun cep telefonuna bütün test sonuçları düşecek. Şurada robotları görüyorsunuz. Bütün bu testler robotlarla yapılacak. Tamamen hastanenin içerisinde otomatize ilaç ortaya çıkartan bir birim olacak. Şurada bakın hasta bakıcılar var ya, hastalar itiyor bir yerden bir yere, bir yerden bir yere. Şurada o otomatik taksılar var, otomatik. Yani hastanın hangi hastası olduğunu biliyor, hangi departmana gitmesi gerektiğini biliyor, otomatik araç gibi. Kendi çıkıyor, hastayı götürüyor oraya. Artık yani bir tane hasta bakıcı yok, tamamen otomasyona geçmiş. Hastanedeki yazılımda bütün doktorlarda tablet var. Yapay zeka algoritmaları doktorlara tavsiye veriyor. Topladığı veriye göre diyor ki, bu hastanın diagnostiği böyle, şöyle şöyle olma ihtimali. Valla 4-5 doktorun konsültasyon yapıp ortaya çıktığı sonuçlar daha iyi sonuçlar çıkartmış. Bu örnek senaryoda diyor ki, bakın şu son kısım önemli, şurası. Bu böyle bir acil servis senaryosu bize ne sağlar? Diyor ki bize ne sağlar? %70 labor shortage, yani acil serviste artık eskisinden %70 daha az çalışana ihtiyacımız var. Bir kere inanılmaz beklemişim. Şey demeyiz, bize iş kalmayacak demeyiz, bir sürü yeni iş var. Kendinizi geliştirseniz %70. Sonuçta da sarı kısmı %30 performans artışı demek. Yani hastane artık %30 performansla çalışıyor ve eskisine göre daha fazla doğru sonuç veriyor. Bakın böyle senaryolar. Şuradaki hipotetik bir hava aracı bakım. Sivas'ta şey yok değil mi sadece? Uçak bakım dalı yok değil mi meslek serilerinde? Türkiye'de 3-4 yerde yer var. Mesela uçak meslek serilerinde uçak bakım alanları da var 3-4 yerde. Mesela bakın hipotetik hava aracı bakım senaryosu. Artık biz çıkıp bakmayacağız. Dronlarla uçağın etrafında kontrol yapılacak. Otonom araçlarla yapılacak. Ve burada da %60 daha az işçi, %34 performans artışı. Şimdi şurada da bir oynanan gas operation var. Yani petrol ve gaz istasyonlarında bu otomasyonu gerçekleştirdiğimiz zaman sarıyı görüyorsunuz %80 üzerinde performans artışı var. Ama günlük hayatta sizin göreceğiniz şu. Bunu bırakın. Amazon Go'yu duyan var mı? Amazon Go. Biliyorsunuz Ceyhan'a değil mi? İlerleri var. Ama çoğunluk gitmiyor Amazon Go'yu. Biliyor musun Amazon Go'yu? Duy. Amazon bir işletme ama Amazon Go'ya başka bir şey. Amazon Go. Bakın gençler. Şimdi farkındalık olsun diye bu eğitim veriyoruz ya. Yıl kaç? 2024. Bakın şu an biz aslında çok üst seviye şeyler yapmamız lazımken ben farkındalık oluşturmaya çalışıyorum. Halbuki farkındalığı biz 2016'da oluşturmamız lazım. Fark etmez. Şimdi başlayalım. Neden biliyor musun? Bakın nasıl kaçırdığımızı gösteriyorum size. Şu gördüğünüz görsel 2016'da kalmış. 2016'da adamlar çıkartmışlar bu raporu. Diyorlar ki hipotetik gelecek senaryosu otomasyona geçmiş bir grocery market. Diyor ki yüz tanımayla kart martı olmadan içeri gelince kameralar yüzü tanıyacak. Aa bu Ahmet diyecek, Mehmet diyecek. Ondan sonra içeri geldiğinde bütün kameralar sizi izleyecek. Yapay zeka ile beraber içeride
bütün tanımalar var, bak aplikasyon var, şu ne olacak diyor iş özetiyle. Markete gideceksin, herhangi bir haftanın bir şey alacaksın, oradan bir şey alacaksın, bütün kamera takip edecek. İçeride çalışan yok. Sıfır. Sıfır, içeride bir kişi bile çalışmıyor. Alacaksın, çıkacaksın. Çıkar çıkmaz ne aldıysan hata yapmadan doğru bir şekilde aldığın şey ücreti senin hesabına yansıyacak kredi kartına. Şimdi evet şunu diyorum. Bakın 2016'da McKinsey bunu örnek olarak vermiş. Amerika'da Amazon şirketinin bir yatırımı var. Amazon Go diye market açtılar. Aynen dediğin gibi giriyorsun, çalışan yok, alıyor, çıkıyor. Yapay zeka ile çalışıyor, kameralarla çalışıyor. Gidiyorsun, tak kredi kartına geliyor ve ya hata da yapmıyor. Adamlar bunu 2016'da yayınladı, hipotetik gelecek senaryosu diye. 6 ay sonra Amerika'da Amazon Go açıldı. Tam da bunu yapan market açıldı. San Francisco'da var, bir yerde Kaliforniya'da var, 2-3 yerde var. Türkiye'de de açalım mı konuşuluyor şu anda. Yani birkaç ay içerisinde Türkiye'de açalım mı, yapalım mı konuşuluyor. Bak market, biz market. Yani bunu takip etmek lazım. 2016'da bunlara baksak, 2017-18'de kafa böyle bunlarla ilgili çalışıyor. 24'te bakıyoruz. 6 yıl bir şey değil diyebilirsin ama başta söylemiştim. 2020 yıllarda kaçırdığımız 3 ay 5 ay, 1930-40-50'li yıllarda kaçırdığımız 20 yıl gibi bir şey. O yüzden farkında olmak lazım. Bakın bu senaryoları o yüzden koydum. Hemen hızlanalım, bitireceğiz. Evet. Bitiriyoruz. Slide bitiyor az kaldı. Kaçtaymış. Bakın 3 sayfa kaldı, 2 sayfa kaldı. Ama ondan sonra bir şey göstereceğim size çok kısa. Evet. Şimdi bakın şurada avcı toplayıcı toplum olduğumuz zaman da tarıma geçtiğimiz. 1800'lerde sanayi devrimlerinde, 1904'lerde ikinci sanayi devrimine geçtiğimiz zaman 1970'ler, 80'lerde otomasyona geçtiğimizde şu anda da Endüstri 4.0'a geçmeye çalıştığımız dönem var. Bu dönemlerdeki insanları isimlendiriyor. Diyorlar ki Hunting Society, avcı toplum. Burada Agrarian Society, yani tarım toplumu. Şurada Industrial Society, yani 1800-1900'lerin başı o zamanki bütün topluma endüstri toplumu diyorlar. 1970-80-90 internet, robotlar, bunlar yükseldi, evet. O dönem insanlarına da Information Society, bilgi toplumu diyorlar. 2000'li yıllara kadar biz bilgi toplumundayız diyor. Ama artık bu Endüstri 4.0'la beraber Endüstri 4.0'ın içerisindeki ekosistemdeki insanlara artık süper smart society deniyor. Mesela siz gençler, size şey demek istiyorum o yüzden gençler dedim. Siz süper smart society'siniz. Yani süper akıllı toplumsunuz siz. Öyle miyiz? Siz tabii ki siz şurada değil misiniz? Bak siz yani avcı toplayıcı falan değil misiniz? Bilgi toplumunda değilsiniz. Siz, ben de diyorum, bunu kim diyor? Toplum 5.0 yazmış ya. 2016 yılında G20 var ya, dünyanın en büyük 20 ekonomisi. Japonya'da, Osaka'da toplanıyorlar. Onların yazdığı şey bu. Okey, biz bu topluma süper smart society diyelim, dünyanın her yerinde. Siz süper akıllı toplumsunuz. Size öyle diyorlar şu an. Endüstri 5.0 değil, toplum 5.0. Toplum 5.0. Süper smart society. Niye öyle diyorlar? Çünkü artık her şeyin içinde yapay zeka var. Bütün cihazlar, IoT, internet of things, nesnelerin interneti var. Ve işte blockchain teknolojisiyle beraber de dağıtılmış merkezsizleştirme var. Tabii ben bu konuları konuşunca çok şüpheleri olanlar var. Yani gidiyoruz sanayiye, ustaya. Yeni nesilden bahsediyoruz. Buraya anlaştık, bunlar mı işte süper diyorlar. Çünkü niye? Çünkü şundan geçtim. Ben de negatif kısmını söyleyeyim. Bence siz kesinlikle süper akıllı toplumsunuz. Şunları doğuştan aslında yaptırsınız. Eski neslin bu konulara adapte olması daha zor. Size göre daha zor. Ama sizin handikapınız da şu. Eskiye göre yeni nesilde dağıtık, yani dikkat dağıtıcı şey o kadar çoktu. Önümüzdeki telefonlar bile. Konsantrasyon seviyesi yeni nesilin ikide düştü. Mesela şu an bir saati geçtik. İyi bir idare ettik ya, çok iyi. Bence
4 dakika, 3 dakika çok bile. YouTube videolarından bile verilir. Bakın, YouTube, ben bu arada böyle otomasyonla ilgili YouTube videoları çekiyorum. Kafamı geri çekiyorum. 20 dakika, 30 dakika, 1 saat. Ama halbuki bilimsel olarak bunu çeksem, maksimum 3-4 dakika çekmem lazım. 3-4 dakikayı bile izleniyorlar, 2x'de izliyorlar. Değil mi? Birçok şeyi 2x'de izleyen vardır aranızda. Yani bu meslekten bağımsız bir şey. Dolayısıyla size özel bir şeyler yapmamız lazım. Süper akıllı toplumu nasıl yöneteceğiz bilemiyorum. Zor. Ama böyle bir kavram var. Yeni nesle size, şu an dışında olanlara süper akıllı toplum diyorlar. Japonya'da çıkmış bir kavram. 2016'da son olarak şunu bitireyim. Son. Evet. Sonunda soru cevap yapacağız, sormak isteyenler için. Hala da sormayanlar da yollarız da biz böyle sohbet ederiz kalanlarla. Şunu bitireyim. Bakın, Endüstri 5.0 diye bir kavram var bile. Böyle bir şey yok. Aklınızda olsun. Endüstri 4.0'ı siz kafanızda tutun. Endüstri 5.0 yok. Endüstri 5.0 kavramı Avrupa Komisyonu'nun 2021 yılında çıkardığı bir deklarasyonda diyor ki bunlar. Ya tamam biz Endüstri 4.0'ı görüyoruz. Dijitalleşme doğru. Ama burada diyor ki, çok makineler ön planda, biz bunu bir daha yazalım baştan, insanı ön plana koyalım. Onu diyor. Diyor ki, vizyon endüstrinin istihdam ve büyümenin ötesinde toplumsal hedeflere ulaşma, üretimi gezegenimizin sınırlarına saygı göstermesini sağlayarak ve endüstri çalışanı refahını üretim sürecinin merkezine yerleştirip esneklik refah sağlayıcı olma gücünü kabul eder diye deklar ediyorlar. Buna da endüstri 5.0 diyorlar. Endüstri 5.0 diye bir şey yok. Endüstri 4.0'ın içerisinde makinelerden, teknolojiden ziyade insanı önemseyen bir yaklaşım. Endüstri 5.0. Böyle bir şey gençler yok. Şimdi peki ben neyle uğraşıyorum? Oraya getiriyorum. Bu benim. Tamam. Şimdi bu karikatür değil bu arada. Gerçek fotoğraf. Böyle bir yapay zekayla fotoğrafı komik yani karikatür haline çeviriyorum. Bakın ben normalde bunlarla uğraşıyorum gençler. Bunlar ne? Kısaca açıklayayım ister misiniz sağlık konumdakilerine? Şurada gördünüz. KUKA, Alman robot firması. KUKA'nın Agilus 3 diye bir robotu. 8 sene önce dünya masa tenisi şampiyonu vardı tüm dünyada. Masa tenisi şampiyonuyla robotun bir büyük versiyonunu masa tenisi yaptırdılar. Dünya masa tenisi şampiyonunu yendi, yetişti yani. Şu böyle bir robot, bu robotları programlıyorum, ben eğitimi veriyorum. Şuradaki geldi bu arada, gerçekten öyle. Şuradaki ABB'nin, bu da ABB'de İsviçre merkezli, İsviçre ve İsveç ortak bir firması, 93 yılında kurulmuş. ABB'nin Colorless robotu, Cobalt. Colorless robot ne demek? Şu demek. Şu robotlar tehlikeli robotlar. İnsanların bulunduğu ortamda olmaması gereken, çiplerle çevrili olması gereken robotlar. Ama artık bu dijitalleşmeyle beraber günlük hayatta böyle oluyor dedik ya, artık şöyle, bu robotlarla beraber çalışabileceksin. Örnek vereyim, fırında çalışıyorsun, fırında yanında robot olacak. Robota şu hanım uzat diyeceksin, robot uzatacak. Sen şu olacaksın, robotun ucundaki şeye vereceksin. Sen robotu azıcık iteceksin, şuraya doğru vereceksin, robota tamam diyecek, içeri itecek. Böyle beraber çalışabileceğin robotlar. İşte şu robotla, bu robot, aynı izliyorum. Mesela ben bu robot, robot değil, bu robot, robot. Yani insanla beraber çalışabilen bir robot. İki tane de bundan var. Buradaki meslek lisemizde bu Avrupa Birliği projesi kapsamında şu ABB'nin robotdan bir tane alındı. Yani robotu kullanma imkanımız olabilir. Olursa bir proje ya da bir kurs kapsamında Sivas'ta var şu robotlar. Şu ne? Şu gördüğünüzde bir AGV'li mobil robot. Yani ortada kafasına göre gezip yapması gereken işi yapıp gidip şarj istasyonuna yerleşen robotlar. Bunlar fabrikalarda intralojistikte kullanılıyor ama artık ellerimizdeki akıllı süpürgeler var ya, bazılarımızın evinde vardır. Bazılarımızın. Onlar da akıllı olur. Yani ben normalde bunlarla uğraşıyorum. Değerli hocalarımız da bu konularla ilgili eğitimler verdik. Bakın birkaç fotoğraf gösterelim size. Şu gördüğünüz fotoğraf Almanya Vesto Headquarter'dan Berkheim burası. Burada 3 boyutlu imalat yapılan bir yeri ziyaret ettik ve metal 3 boyutlu, bayağı metal 3 boyutlu dişli mişli yapıyorlar ve deneme amaçlı değil, gerçek. Şurası yine Stuttgart'ta, Demkendorf'ta, Festo Didaktik, orada
siber fiziksel sistemler üzerine bir hafta geçirdik Sivas Meslek Üniversitesi Karadolu'daki hocalarımızla. O eğitim verdiğimiz sistemler hocalarımız burada zaten. Bazıları. Şurası yine Preston MDS dediğimiz modüler production sistem eğitim seti var şu. Orada onlarla ilgili eğitim verdik. Buradaki Sivas'taki meslek sistemimizde de şunun bir küçüğü var. Yani bu setlerden var burada. Yani Sivas'ta var bunlar. Bayağı üst seviye setler bunlar. Şurası, bakın yeşil yeşil görüyor musunuz? Biyoplastik demiştim ya. Şurada yeşil gördükleriniz alt. Alt. Duydunuz mu? Alt diye bir şey. Altlar. Karbondioksit ve karbonmonoksit salıyor ya havaya bir sürü proses. Bunun sonunda ne diyorlar? Ağaç dikey. Ağaç karbondioksit alsın, oksijen salsın. Şimdi gençler, ağaçlardan daha verimli bir şey var. Altlar. Altlar da bir canlı. Bu altlar karbon bağlama kapasitesi olan yapraklı ağaçlardan 10 kat daha fazla karbondioksit tutabiliyor. Burada ne yapılmış? Burada. Burası da Berkay, Almanya. Şurada arka tarafta bir otomasyon sistemi var. Yapay zeka ile yönetilen. Öyle bir optimize edilmiş ki aletlerin karbon bağlama kapasitesi 10 kattan 100 kata çıkartmış. 100 kat daha fazla karbonu yakalıyor havadan. Bir prosesten geçiriyor. En sonunda da sonunda plastik elde ediyor. Plastik üretiyor. Havadaki karbondan plastik üretiyor ve ürettiği plastik biyoplastik. Ve buradaki aletler de o sırada ölüyor. Bitkici bir şey bu artık. O artıklar da kozmetik sektörde kullanılıyor. Havalar bir geri dönüşüyor. Bunları da gördük oralarda. Şurası da, bakın burada bir robot daha var. Bu Sivas'a gelmişti galiba. Gelmiş miydi hocam? Şu robot Sivas'a da gelmiş, gitmiş artık. Bunun adı robot eksiyan. Biz canlı benzeşimli robotlara antropomorfik robot diyoruz. Bu humanoid, insansı robot. Pneumatik kasları var. Bunlarla ilgili orada bir şeyler yaptık. Şurası hocalarımıza, İstanbul'a verdiğimiz akıllı sensör eğitimlerinden. Burası Sivas'taki meslek sesinin içerisindeki bu geç kalmadan Endüstri 4.0 projesi kapsamında kullanılan laboratuvar. Laboratuvarın içerisindeki o Almanya'daki setin aynısı var bakın. O setlerle ilgili hocalarımıza verdiğimiz eğitimlerden. Burası da yine Almanya'daki Berkay'ın kapısı. Yani bu önemli bir proje. Geç kalmadan Endüstri 4.0 projesi önemli bir proje. Aslında şu an yapmaya çalıştığımız farkındalık projenin başında aslında farkındalık yaratılması lazım. Ama şimdi mikro gruba yaratılmış, şimdi daha genişletmeye çalışıyoruz bu farkındalığı. Böyle bir durum. Vallahi iyi tanıdık biz gençler. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Evet. Şunu da istikamlı ile işte Recai Hoca'ya hatırlıyorsanız. Çok sıkıntı değil benim açımdan ama gerçekten protesto demek. Şeyi sorayım, şimdi alkışladınız ya. Formaliteden mi alkışladınız yoksa iyi miydi? İyi. O zaman tam rahatladık, bitirmişti hoca. Gidecek diye düşünürken bir slide daha açtım. Niye diyor? Yok. Sayfa sayfa slide gezdireceğim. Tek bir sayfa göstereceğim size. Çünkü bu kadar detaya girdik. Siz kaç yaşındasınız gençler? 16, 15, 17, 200 sene sonra iş piyasasındasınız. Sadece bir görsel göstermek istiyorum. Bir görsel. Bu slide'da değil. O bir görsel doğrudan sizi ilgilendiriyor. Niye? Türkiye'yi ilgilendiriyor. Türkiye'de sizi ilgilendiren bir görsel. Nereye gittiğimizle alakalı. Eğitimde de nereye gittiğimizle alakalı. Bu slide'da değil. Onu göstermem lazım ama. Şimdi bu benim başka bir Mersin Uluslararası Konferans'ta yaptığım bir sunumdan ama önemli bir kısmı var bunun. Onu göstermek istiyorum size. Slide'ıma koymadım. Hadi. Gençler, sizin doğumlar kaçlarda başlıyor? 2008. Tamam. Şöyle, hani bir şey dolaşıyor şu an. Z kuşağı, X kuşağı, biliyorsun değil mi? 1996 ve sonrası doğumlara Z kuşağı diyorlar. Daha gençlere de böyle Alfa kuşağı bir şeyler diyorlar. Önemli. Şunu diyeceğim. Şimdi bakın, sizi önemsiyoruz. Neden önemsiyoruz biliyor musunuz? Şuraya bir bakın. Şuraya bir bakın. Hayır, şuraya bakın.
Dünya nüfusu, bu görsel, şu sol üstteki görsel, 2021 yılından kalma, dünya nüfusu 7.8 milyar o zaman. 7.8 milyarın sadece, bakın en büyük kısmını görüyor musunuz? 1.8 milyarı 1996 ve sonrası doğumlular. Z kuşağı ve yeni nesil diye geçer. Dünya tarihinde bu kuşağın böyle bir rakam ulaştığı bir dönem yok. Toplam nüfusu da %25'i. Toplam nüfusu %25'ini oluşturduğu bir dönem hiçbir zaman olmamış. Yani inanılmaz bir geçiş dönemindeyiz. Yeni nesilde inanılmaz sayıda yüksek, toplam nüfustaki oranı da yüksek. Yani size gerçekten çok ciddi yatırım yapmak gerekiyor. Partimizde varız, çok büyük bir kitlesi. Ama sizinle, gençler, sizin de şunların farkına varmanız gerekiyor. Bunlar ne? Şu mesela elektrikli araçlardan bahsediyoruz değil mi? Size hemen iş fırsatı söyleyeyim. İlla herkes elektrikçi bilgisimiz olması gerekmiyor. Bakın, şuraya bakın. Hangi yıldayız biz? 2024. Şu sağ taraftaki görsel 2019 yılından kalma bir rapordan. 2019 yılındaki rapor diyor ki, 2000, bakın şuraya bakın ne yazıyor? 2024 yazıyor değil mi? 2024 yılın itibariyle dünya genelindeki batarya piyasasının 122 kat büyümesi bekleniyor ve dünyada 620 milyar dolarlık yatırım yapması bekleniyor. Bu ne demek? İnanılmaz bir para, inanılmaz yeni meslekler, işler, iş demek. İş potansiyeli var. Robot geliyor ya, fabrikada otomasyon oluyor ama yeni iş piyasası var. Bunu bilirsen, bunu 2019'dan bilmiyorsun. Bak 2024'te ben söylüyorum şimdi, bu sene. Bu, 5G'den bahsetmiştim, hatırlıyor musun? 5G. 5G'ye bağlı cihaz sayısı, bakın 5G'ye bağlı, şu an telefonlarımız kaç? 4G, 4.5G değil mi? Var, var, evet. Türkler'e var, o ekibin içerisinde. Bakın, bakın buraya bakın. Şurası da bir iş fırsatı. Neden? Yıla bakın, 2023, 2024, 2025. Diyor ki bize bu, şurada başka bir rapor, kestim kestim, koydum böyle. 2023 yılında tüm dünyada 5G'ye bağlı cihaz sayısı 0.1 milyar 100 milyon olacak. Bu sene 2024'te 4 katına çıkıp 400 milyon olacak. Seneye 1.4 milyar olacak. Artışı görüyor musunuz yani? Şu anda 5G ile ilgili bir şey yapmak isteyenin için tam zaman. 2 sene bekledikten sonra, 4 sene sonra iyiymiş ya 5G'ye gireyim dedikten sonra artık zaten bir yüzdeye ulaşmış olacak. Ya da elektrikli araçlarla alakalı bakın. Çin. Şu gördüğünüz kırmızıların hepsi Çin bir Çin. Bütün elektrikli araçlarla bataryalarla tedarik üzerinde Çinliler çalışıyor. Size bir ipucu, iş gücü bırakın Çin diyor. Al sana iş gücü. İş piyasası. Bunlar için yeni bir yetkinlik. Çok veri var. Birincisi bunu göstereceğim. İkincisi ise şu. Evet bu. Gençler. Bu az öncekinden daha önemli. Bu eğitim açısından bakanlar için de daha çok önemli. Bu nedir biliyor musunuz? TİSK. TİSK, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu. 250 bin küsür tane işletme bağlı TİSK'e. TİSK'le Mektubi'nin 2000 yılında, 2020 yılında, 4 sene önce, 3,5 sene önce bir çalışma yapıyorlar. Şurada yazıyı okuyamıyorsunuz. Turkish Talent Transformation in Digital Areas. Dijital çağda Türkiye'nin yetenek dönüşümü. Diyor ki, ne yapmış biliyor musunuz? TİSK'le McKinsey 250 bin küsür tane fabrikadan veri toplamış insan kaynağından. Demiş ki, 2030'a kadar bakın 10 yıl içerisinde 10 yıl, 2020'ler, 2030 yılına kadar Türkiye'de diyor, şu kırmızıları görüyor musunuz? Kırmızı. Kırmızı. Şu yeterliklere, diyelim böyle bir yetkinliğiniz var sizin, talebimiz bizim azalacak diyor. Çok istemiyoruz insanlardan. Ama şöyle yetkinlikleri olan insanlara talebimiz artacak diyor. Nedir o? Basic skill, temel yeterliliği olan adama %10 ihtiyacım azalacak. Physical skill, meslek sesine geliyor birçok kişi herkesinden. Meslek sesine ne vardır? Yazıyor zaten burada bakın. Motor skill, motor becerisi, genel ekipman tamiri, maintenance, repair, tamir etme, şey yapma, kasa toplama. Diyor ki, bizim bu tarz insanlara talebimiz tabii ki olacak ama %8 azalacak. Peki kimi istiyoruz biz bu yeni çağda? Hani süper smart society'siniz de süper akıllı toplum. 2030'a kadar da Türkiye'deki
fabrikalar 250 küsür bir fabrikanın insan kaynakları alanı veriyor ki bizim üst bilimsel beceri, yani yaratıcılık, eleştirel düşünme, iletişim kurma, ekip çalışması, çok fazla yapamadığımız işler bunlar. Bu tarz insanlara talebimiz zaten vardı, %50 artacak talebimiz. Artacak. Şuna bakın. Mesela size başka bir şey söyleyeyim de. Birçok kişi burada dijital dünyada yaşıyorum. Yani arkadaşlıklarımız da sosyal medyada. Orada oyun arkadaşı. Belki adamı hiç görmedim ama yanındakinden daha iyi arkadaş. Okey. Tamam, bir şey dediğim yok. Ama normal günlük hayattaki sosyal yetkinlikler de önemli. Diyor ki, kis demek kimse. Bakın sosyal yetkinlikler. İleri iletişim kurabilme, işte interpersonal skills, empati vesaire. Bu tarz insanlara talebimiz %22 artacak. Ve sosyal yetkinliklerin dışında ne var bakın? Entrepreneurship, müteşebbislik. Yani size demiyor ki bir fabrikaya işçi ol. Müteşebbis ol, müteşebbis ol. İşletme kur, iş kur. Bu da aslında bir sosyal yetkinlik diyor. Bunlara talep %22 artacak ama aslında en önemlisi bu. Technological skills. Branştan bağımsız, kimya olsun, çocuk gelişimi olsun, spor branşı olsun, sen yaptığın işin içerisine üst seviye teknoloji entegre etmezsen 2030'a kadar piyasada tutunamayacaksın. İstersen spor bölümünden mezun olup piyasada antrenör ol. O teknolojiyi entegre edemezsen tutunamayacaksın. Çünkü diyor ki piyasa bize, Türkiye'de zaten, sadece Türkiye'de, teknolojik yetkinlikleri olan insanlara bizim talebimiz %63 artacak. Çok iyi biliyor futbol. Antrenör yapalım. Valla teknoloji olarak o ekipmanlarla alakalı, arka taraftaki yazılımı falan bu konulara hakimiyeti yoksa maalesef. Bakın zaten burada yazıyor bunlarla ilgili. Türkiye piyasası. Sadece Türkiye piyasası. O zaman buradan ne çıkıyor? Buradan şu çıkıyor. Hangi işi yapacaksanız yapın gençler. Önümüzdeki yıllarda bir teknoloji konulara gerçekten ciddi anlamda yatırım yapın. İkincisi sosyal konulara yatırım yapın. Kendinize yatırım yapın. Sosyal ve teknolojik konular. Sosyal kısmı biraz sıkıntılı işte. Yani. Onları bir toparlamak lazım. Türkiye piyasasındaki durum bu. Çocuk gelişimiyle ilgili soru sormuştuk. Onlar çok gelişiyor ama başka konuşuruz. Orada da şöyle bir durum var. Eğitim 4.0 diye bir şey var. Okulların geleceği, eğitim 4.0'ı yeniden tanımlama, yeni taksonomi belirleme diye bir şey var. Bulumun bir taksonomisi var. Bunu yeniden tanımlıyorlar. Yani aslında uzun uzun konuşulacak konular. Harbi bunların 300 sayfa raporlar var. Ama İngilizce bunlarla ilgili bir paylaşım yaparız daha sonra. Peki, bir veri size ver, bitireyim bu toplantıyı. Net gözükmüyor biliyorum ama uzun çizgileri görüyorsunuz turkuaz renkli. Bunlar ne biliyor musunuz o uzun çizgiler? Maalesef sizsiniz. Maalesef bir sayfada açın. Bak buradaki kısalar değil. Kısaları görüyor musunuz? Şu uzunlar sizsiniz. Yani siz derken, sizden öncekiler umarım siz olmazsınız. Bu, gençler bakın, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nün yaptığı bir çalışma var. Türkiye'de Mesleki ve Teknik Eğitim'in görünümü. 2008-2014 arasında Türkiye'deki bütün meslek sesi mezunlarını incelemişler. Meslek sesi mezunları, normal ise mezunlarına göre iş gücüne katılım oranı daha yüksek. Daha fazla işe girmiş bu öğrenciler. Siz, genel ise mezunlarına daha fazla işe girmişsiniz. Ama, bu turkuazlar şu, bu işe girenlerin okuduğu, eğitim aldığı alanda işe girmeyenler, o uzun olanlar. Ortalamayı ben size söyleyeyim. Türkiye'deki 50 küsür alın tamamının ortalaması %8,5. Yani bu kadar binlerce kişi meslek sesi okuyup çıkıp %8,5 kendi işini yapıyor. Uçak bakım alanında bile. Mesela uçak bakım alanı var, uçak motoru bakım. 3 yerde var. Orada %16 var. Elektrik elektriğinde %8,5. Makinede %8,9. Bilişimde biraz daha yüksek, 10-12. Ama ilginç yani. Hepsi böyle bakın, hepsi bulur zaten kimyayı. Kimyada yüzde, yani şu uzunlar %16-12, kısalar 2-3 ile 8 arasında değişiyor. Otomasyon bölümünde olanlar vardı. Otomasyon kaç biliyor musun? 1000'de 2. %1 bile değil. Zor gelmiş adama, başka iş yapmış. Ama veri eski, 2008-2014. 10 sene öncesi. Şimdi artık bunu aşması lazım. Yani buralarda zaman harcıyorsanız bir şey katın, bu işleri yapın derim, şu oranı biraz yükseltelim. Sahanın beklentisi de belli. Buralarda öyle koymuşum.
bakın, şunu gördünüz mü? Bu da Boston Dynamics'in Spot diye geçen o köpek robotu. O zaman da bunlarla uğraşmıştık. İtirdik. Evet. Bu sefer gerçekten bitirdik.